Sevgi ve saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın zirve mikro grup işbirliğiyle düzenlemiş olduğu seminere hoş geldiniz. Ben Ali İhsan Topçu, odamız adına ve görev yapmakta olduğum TESMER Bursa Şubesi Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugünkü seminerimizin başlığı temassız muhasebe veya biraz daha uzun bir başlık sunarsak, uzunca bir süredir mesleğimizin değişmez gündemi olan muhasebe işlemlerinde dijital dönüşüm. Seminerimizi bugün bize, az önce de söylemiş olduğum gibi, zirve gruptan konuklarımız anlatacaklar, detaylar verecekler bize. Kendilerine teşekkür ediyorum geldikleri için. Umarım yararlı, güzel bir seminer olur. Ben sırasıyla konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. İş geliştirme yöneticisi Serpil Çiçek. Hoş geldiniz. Eğitim uzmanı Sayın Erkan Başarır. Sayın Doktor Alper Erdem, aynı zamanda meslektaşımız. Hoş geldiniz. Ve yine bize teknik konularda soru ve cevap bölümünde katkı sunacağını düşündüğümüz ürün müdürü Sayın Sertan Acar. Siz de hoş geldiniz. Ben sözü seminerin sunum konuşması için Serpil Hanım'a bırakmadan önce, her zaman olduğu gibi, oda başkanımız Hüseyin Halil'i açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Mali takvimin sonunda, yaza girmeden önce, eğitimlerimizin büyük bir kısmını dijitalleşme ile ilgili eğitimlere ve raporlama, mali raporların düzenlenmesi, finansal okuryazarlık gibi konulara ağırlık verdik. Ben eğitimin içeriğine geçmeden önce odamızla organik olarak ve ekonomik olarak iyi ilişkiler kuran, her noktada bize ve faaliyetlerimize doğrudan destek olan Zirve Grup, Zirve Yazılım, Mikro Grup adına burada olan konuklarımız nezdinde hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Tabii önümüzdeki dönemde de tüm faaliyetlerimizde desteklerini yanımızda görmek istediğimizi de belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi konu başlığı temassız muhasebe. Konu mali müşavirsiz muhasebeye doğru gidiyor gibi geliyor bana. Umarım oraya gelmez. Şaka bir yer yana, dijital dönüşümde insan unsurunu, hata unsurunu en aza indirerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Görüntü böyle. Konu ilk defa bize iletildiğinde biz de aslında heyecanlandık. Ben eğitimin içeriğini çok bilmiyorum ama sanıyorum zirve bununla ilgili meslektaşlarımızın iş yaşamını, iş yaşamı ile ilgili dengesini kolaylaştıracak, düzene sokacak yeni bir proje hazırladı. Ben de sizler gibi projeyi dikkatle dinlemek, meslektaşlarım adına da yaz döneminde bol bol bu konuyu konuşmak istiyorum. Umarım hepimiz için verimli bir seminer olur. Ve umarım önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin bize kazandırdığı zaman mesleki ve insani faaliyetlerimizde biraz daha kendimize ait zaman yaratmamızı sağlayacaktır. O bakımdan hepiniz için de faydalı olmasını diliyorum. Bu arada seminer kaydediliyor arkadaşlar. Daha önceki seminerlerimiz gibi yine Mikro grubun da onayıyla YouTube kanalımıza bunu koyacağız. Daha sonraki dönemlerde de meslektaşlarımız kanalımızdan bunu izleyebilecekler. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayan var mı aranızda? Abone sayısını görebilir miyim arkadaşlar? Kimler abone?
Çok az arkadaşlar. Abonelik sizden bir para istemiyor. Bunu her eğitimde soruyorum. Nedeni şu, aslında YouTube kanalımızın daha kullanılır, daha takip edilir olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ücretsiz abone olmanız. Fakat size ne sağlıyor? Biz buradan bir mesleki konuyla ilgili yükleme yaptığımızda uyarı geliyor. Ve bu uyarıyla da oda faaliyetlerinden haberdar oluyorsunuz. Yine kaydolduğu için söylüyorum. Android telefonlar, yazılım güncellediğinde arkadaşlar telefonlarınız toplu mesajları otomatik spam olarak işaretliyor. Yani içinizde böyle olan varsa telefonunu mutlaka kontrol etsin. Biz meslektaşlarımızla SMS yoluyla ve yine WhatsApp üzerinden haberleşiyoruz. Bazen rutinleşen SMS'leri okumayabilir meslektaşlarım. Diyoruz ki WhatsApp üzerinden bakılsın. Eğer o da olmazsa YouTube kanalımızı tekrarlayıp izleyebilirler. Ancak yeni fark ettiğimiz bir şey, özellikle Android işletim sistemi olan telefonlar yazılım güncelledikten sonra toplu mesajları spam olarak işaretliyor. Telefonlarınızın ayarlarına lütfen bakın. Odadan gelen bildirimleri alamıyor olabilirsiniz. Bize dönüşler olmuştu böyle. YouTube kanalında odanın tüm faaliyetleri yüklü şu anda orada. Elimizin altında eğitimlerimizde derli toplu bulunacak. Kanalı da işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu arada destekleriniz de burada önemli. Ben daha fazla sözlerimi uzatmadan, yarın bir doğa yürüyüşümüz var. Meslektaşlarımı sıkıldıkları bu dijital ortamdan, kasvetli ortamdan eğer kurtulmak isterlerse Çevre Sağlık Spor Komisyonumuzun doğa yürüyüşüne de davet ediyorum. Başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar. Sayın Başkan Hüseyin Halil'e açılış konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Bir süre daha kendisini burada tutacağız. Bir çiçek takdimi yapacak konuklarımız sanıyorum. Buyurun Serpil Hanım. Ben de bir öncelikle merhabalar demek istiyorum. Sizlerle bizleri bir araya getiren, bizden desteğini hiç esirgemeyen değerli başkanımıza mikro grup ailesi olarak bir çiçek takdim etmek istiyorum alkışlarınızla. Serpil Hanım'ın soyadını da çiçek arkadaşlar, biliyorsunuz. O da adına kabul ediyorum çiçeği. Teşekkür ederim kendisine de burada. Teşekkür ederiz çiçeğiniz için. Konuşmacılarımızı ben kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Erkan Başarır, Sayın Alper Erdem, orada mı kalacaksınız? Peki. Sertan Bey gelmek ister mi? Orada kalacaksınız. Peki ben mikrofonu Serpil Hanım'a bırakıyorum. İyi seminerler diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Çok teşekkürler. Müsaadeniz olursa bu arada katılımınız için öncelikle sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bugün burada bulunan bilgi ve tecrübelerini aktarmak üzere değerli sunumlarıyla bize katkı sunacak olan üstadımız Sayın Alper Erdem'e de bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Bursa iş ortaklarımız Tamer Bey'e, Yusuf ve Derya Hanım'a gönülden teşekkür ediyorum. Temassız muhasebe ve muhasebenin dijital dönüşümü konulu seminerimize de hoş geldiniz diyorum. Çok kısaca mikro gruptan bahsetmek istiyorum değerli hocalarıma sözü bırakmadan önce. Biz Zirve Yazılım olarak yaklaşık 20 yılı aşkın süredir işlerinizi kolaylaştıracak, mesleki hayatınızı rahatlatacak pratik uygulamalar geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu uygulamaları geliştirirken de sizlerden gelen talepleri, sizlerden gelen önerileri dikkate alarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktadaysa Zirve Yazılım mikro grup bünyesinde faaliyetlerine devam ederken aynı zamanda mikro,
Paraşüt, ShopSite, Mevzuat.tr ve mükellef şirketleriyle güçlerini birleştirerek muhasebe sektörünün baştan uca ihtiyacı olan bütün çözümleri sunmaya devam ediyor. Yani mikro grup 6 şirketten oluşan, her şirketinde kendi alanında uzmanlığı olan bir grup şirketi. Burada paraşütle ön muhasebeden başlıyoruz, zirve yazılımla genel muhasebe, mikro yazılımda da daha büyük ölçekli firmaların ERP ihtiyaçlarını karşılayacak seçenekler sunmaya devam ediyoruz. Böylece ana programları tamamlamış oluyoruz. Peki bunun devamında neye ihtiyacımız var? Örneğin mevzuatları takip etmemiz lazım. Mevzuatlar o kadar çok değişiyor ve o kadar çok kafa karıştırıyor ki bunları takip etmek imkansız hale geliyor. Burada da çözüm olarak sizlere Mevzuat.tr'yi sunuyoruz. ShopSite ürünümüzle N11, Trendyol, Hepsi Burada gibi birden fazla pazar yerleriyle çalışan mükelleflerinizin iş yükünün hafifletilmesini ve takibinin kolaylaştırılmasını sağlayan bir uygulama sunuyoruz. Yani bir pazar yeriyle çalışan mükellefiniz varsa bir görselin, bir rakamın değişikliği için her sitede ayrı ayrı uğraşmak yerine tek ekranda bütün süreci kolaylıkla yönetebiliyor. E-Mükellef programımızsa mükellef ve mali müşavir arasında dijital köprü görevini gören GİB ve SGK tarafındaki tüm işlemlerinizi otomatik olarak yapmanızı sağlayan muhasebe otomasyon sistemi. Bunun ayrıntılarını az sonra Erkan Hocam bizlerle paylaşacak. Ve bugünkü çekiliş hediyelerimizden birisi de E-Mükellef programımız. Talihli meslektaşımızdan da tecrübelerini bize aktarmasını daha sonra rica ediyoruz mutlaka. Bu bahsettiğimiz ürünlerimizi mükelleflerinize önermeniz ve referans olmanız halinde de sizlere çeşitli avantajlar sunacağımızı da buradan özellikle belirtmek isterim. Şimdi sözü Erkan Hocama devrediyorum. Uygulamalı eğitimimizi başlatacak kendisi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Buyurun hocam. Serpil Hanım, teşekkür ediyorum ben de. Saygıdeğer mali müşavirlerimiz, hoş geldiniz. İsmim Erkan Başarır. Şimdi başlamadan önce çok ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben girişte arkadaşlarımız 2 adet QR kod içeren evrak dağıttılar, broşür dağıttılar sizlere. Küçük olan QR kodu okuttuğunuz takdirde direkt olarak bu seminerimizin sonunda bir tane çekilişimiz olacak. Bu çekilişe katılarak bizim ürünlerimizi kullanabileceksiniz. İkinci bir QR kod olan broşürümüz daha bulunuyor burada. Bununla alakalı da şöyle bilgilendirme yapayım. Şimdi mükelleflerinizi direkt olarak mikro grup ürünleri için yönlendirebiliyorsunuz. Yani bir nevi referans olabiliyorsunuz. Bu referans doğrultusunda bizim ekiplerimiz mükelleflerinizi arayarak ihtiyaçlarını belirleyip kendilerine uygun ürünlerle ilgili olarak süreçlerini tamamlıyorlar. Ve bu süreç tamamlandığı zaman biz de bu referansı sağlayan mali müşavirlerimize puan hediye ediyoruz. Bu puanlarla ise yine mikro grup ürünlerini alabiliyorsunuz. Şimdi bugün temassız muhasebe, muhasebe işlemlerinin dijital yaşam döngüsü adlı seminerde sizlerle birlikteyiz. Seminer süresince aslında siz değerli mali müşavirlerimizin süreçlerini göz önünde bulundurarak, yaşadığınız zorlukları göz önünde bulundurarak ve sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sizler için hazırladığımız ürünlerimiz, özelliklerimiz, hatta grup firmalarımız için bilgilendirmeler yapacağız. Arada canlı gösterimlerimiz olacak. Biraz önce Serpil Hanım'ın ve başkanımızın da bahsettiği gibi Doktor Alper Erdem bizlerle sorularınızı hem yanıtlamak hem de size geri bildirimler, bilgilendirmeler yapmak üzere. Aynı zamanda şirkette 2023 yılı itibariyle 19. yılına girmiş olan ürün müdürümüz Sertan Acar Bey de burada bizlerle birlikte. Sunumumuzun son kısmında sorularınızı da ürünlerle ilgili direkt olarak yanıtlıyor olacağız. Ben şimdi içerikten kısaca bahsetmek istiyorum hangi konulara değineceğimizden. Öncelikle muhasebenin dijital dönüşümü hakkında kısaca konuşacağız. Hemen ardından e-belgeler için bu yıl yapılan iki önemli, aslında daha fazla değişiklik var ama iki önemli değişikliğe değineceğiz birlikte. Daha sonra ise mikro grup ürünlerimizden bahsedeceğiz. Express aktarım, paraşüt atlas ürünümüz, online banka entegrasyonu modülümüz, e-defter modülümüz, aynı zamanda e-mükellef firmamızdan bahsedeceğiz.
Ben şimdi muhasebede dijital dönüşümü kısaca özetlemek istiyorum. Aslında muhasebede dijital dönüşüm, mali müşavirlerimizin, firmaların, kurumların iş yapma şekillerini, iş modellerini teknolojiyle uyumlu hale getirmeleri, teknolojiye ayak uydurmaları olarak özetleyebiliriz. Önemini ise şu şekilde vurgulamak istiyorum. Şimdi bugün Türkiye'de yaklaşık olarak 3,5 milyon firma fatura kesiyor ve bunların neredeyse 1/4'ü e-fatura kullanıcısı. Aynı zamanda yaklaşık olarak 463 bin e-defter kullanıcısı olan firmalar var. Bu geçişler ise gün geçtikçe hızlanmaya devam ediyor. Yani önceki yıllarda 5 milyon olan limit mesela biliyorsunuz ki bu yıl 3 milyon olarak güncellendi. Ama burada sizlerin de dikkatini çekmiştir belki e-fatura kullanıcı sayısıyla e-defter kullanıcı sayısı arasındaki fark. Ben öncelikle bu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi e-fatura kullanıcılarında yani firmaların e-faturayı tercih etmeleri sebeplerinde öncelikle gönüllü geçişler yer alıyor. Yani firma direkt olarak süreçlerini kağıt ortamından dijital ortama taşımak adına e-faturayı tercih edebiliyor. Aynı zamanda e-fatura kullanmak kağıt faturaya oranla daha hızlı çünkü matbaa süreçlerini tamamen ortadan kaldırmış oluyor firmalar. Bununla birlikte bir kurumsal imaj söz konusu. Artık günümüzde küçük ya da büyük fark etmiyor. Tüm firmalar kurumsal imajlarını güçlendirmek üzere çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve en önemli sebeplerden bir tanesi de çevre dostu olması. Yani e-faturaya geçiş yaptığı takdirde firmalar kağıt kullanımını gözle görülür bir şekilde azaltıyorlar. Aslında bu saymış olduğum avantajların tamamı e-defter için de geçerli diyebiliriz. Çünkü e-defter kullandığınız takdirde de kağıt kullanımını azaltmış oluyoruz. Süreçlerimizi daha hızlı yürütebiliyoruz. Ama buradaki karar mercini firmalar daha çok mali müşavirlerine bırakabiliyorlar. Dolayısıyla buradaki seçim hakkı, gönüllü geçişler mali müşavirlerimizin kontrolünde olabiliyor. Biz de zaten bu seminerimiz içerisinde aslında hem e-defter süreçleri hem de diğer süreçler, e-defter hazırlama ve gönderme öncesindeki süreçlerde sizler için yapmış olduğumuz kolaylıklardan bahsedeceğiz. Ben bu kolaylıklardan bahsetmeden önce e-belgeler içinde biraz önce bahsettiğim gibi iki önemli değişiklik var aslında bu yıl devreye giren. Bunlar hakkında çok kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi e-belgeleri artık hepimiz biliyoruz uzun süredir hayatımızda. Ama e-belgelerde almış olduğumuz hizmet kullanıcı sayısı artarken gelişmeye de devam ediyor. Mesela bu yıl itibariyle özellikle e-ticaret firmalarının talepleri üzerine yapılmış olan birinci değişiklik e-irsaliyede QR kod uygulamasının eklenmesi. Firmalar direkt olarak çıkarttıkları sipariş üzerinde içerik bilgisinin görüntülenmesini istemiyorlar. Yani eski sistemde irsaliyeyi yazdırıp direkt olarak kutu üzerine yapıştırmaları gerekiyordu. Ancak bundan sonraki süreçte direkt olarak QR kodu kutu üzerine yapıştırıp e-irsaliye QR kodudur diyerek çıkartabiliyorlar. Bu firmalardan gelen talepler üzerine aslında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın atmış olduğu bir adımdır, değişikliktir. Ama aslında yapılan ikinci değişiklik bizleri daha çok ilgilendiriyor. O da e-arşiv faturalarda fatura linkine görsel ekleme zorunluluğu getirildi. Yani özel entegratörlük firmaları artık görsel ekleyerek bu bilgileri paylaşacaklar. Bu da mali müşavirlerimize şöyle bir katkı sağlayacak. Şimdi e-arşiv uygulaması çıktığı günden bugüne kadar bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi fatura ayrıntısını detaylı olarak görüntülemiyor olmamızdı. Yani fatura içerisinde ÖTV var mı, ÖİV var mı? Bu bilgilere ulaşmak için mükellefe ulaşmamız, ondan fatura görselini temin etmemiz gerekiyordu. Ve bu görsele göre işlemlerimizi, süreçlerimizi sürdürmemiz gerekiyordu. Ya da daha basit bir örnek vereyim. Mesela mükellef bir alışveriş yapmış MediaMarket'ten 7000 TL'lik bir harcama yapmış ama yapılan bu harcama muhasebeleştirilecek olan bir harcama mı? Bunu göremiyorduk. Yani oyuncak da almış olabilir, ofisi için bilgisayar parçası da almış olabilir. Ne oluyordu? Burada sürecimiz uzuyordu. Mükellefe ulaşıp fatura görselini temin etmemiz gerekiyordu. Ama yapılan değişiklik dahilinde bundan sonraki süreçte direkt olarak fatura görsellerine mükellef olmadan da ulaşma imkanlarınız olacaktır. Şimdi bununla birlikte aslında mali müşavirlerimiz için bizim hazırlamış ve sunmuş olduğumuz en büyük özelliklerden bir tanesinden bahsedeceğim. Ekspres aktarım modülümüz.
Ekspres aktarım temelinde temassız muhasebe anlayışıyla üretmiş olduğumuz mali müşavirlerin mükelleflere ait faturaları toplu olarak programlarına aktarıp muhasebeleştirmek üzere kullandıkları bir modüldür. Modül kullanımı tamamıyla ücretsiz mali müşavirlerimiz için, herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz, herhangi bir sınırlaması bulunmuyor. Bununla birlikte modülün kullanım detaylarına da biraz değinmek istiyorum ben. Yani hangi kaynaklardan hangi şekilde aktarımlarımızı yapıyoruz, bunları paylaşmak istiyorum. Öncelikle e-fatura hizmetini bizim grup firmalarımızdan alan tüm mükelleflerinizin faturalarını muhasebeleştirebiliyorsunuz modül aracılığıyla. Yani sizin mükellefiniz burada zirve yazılım kullanabilir, paraşüt yazılım kullanabilir, mikro yazılım kullanabilir ya da yeni grup firmamız Bizmo yazılım kullanabilir. Bizmo için de ufak bir bilgilendirme yapayım. Yeni bir firma olduğu için şu anda henüz detaylı bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Bizmo küçük ölçekli firmaların ön muhasebe işlemlerini online olarak takip etmeleri için kullandığımız bir programdır. Bu şekilde firmalarınız varsa Bizmo üzerinden işlemlerini sürdürebilecekler. Bununla birlikte biz grup firmalarımız arasında herhangi bir program kullanmalarını, yani mükellefleriniz bizden bir program satın almış, program üzerinden süreçlerini yürütüyor olabilir. Ya da ayda bir tane fatura kesen mükellefiniz de olabilir. Portal hizmetimizden faydalanıyor olabilir. Burada herhangi bir ayrım sunmuyoruz. Yani mükellefinizin sadece mikro grup kullanıyor olması sizlerin ekspres aktarım aracılığıyla faturaları aktarıp muhasebeleştirmeniz için yeterli olacaktır. Tabi bunların haricinde e-arşiv fatura kesen mükellefleriniz de var. Bu e-arşiv fatura kesen mükellefler için de interaktif vergi dairesi ve e-arşiv fatura 4400-5000 portalları üzerinden yine faturaları toplu olarak aktarıp muhasebeleştirme işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ben bir de paraşüt için ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum, ek bilgi. Şimdi paraşüt portalı üzerinden, yani paraşüt kullanan bir mükellefiniz varsa e-fatura olması da gerekmiyor. Yani kağıt fatura da kesebilir, e-fatura da kesebilir. Paraşüt kullanıyor olması sizlerin ekspres aktarım aracılığıyla o faturaları alıp muhasebeleştirmeniz için aslında yeterli. Aynı durum Bizmo için de söz konusu. Bizmo üzerinden de mükellefleriniz kağıt fatura kesiyor olabilir. E-fatura ya da e-arşiv fatura gibi bir zorunluluk yok. Siz bu kağıt faturaları da aktarıp muhasebeleştirebiliyorsunuz. Son olarak da Zirve Drive isimli programımız için bilgilendirme yapacağım bu kapsamda, yine ekspres aktarım dahilinde. Şimdi Zirve Drive bizim yedekleme işlemleri için kullanmış olduğumuz bir programdır. Hem mali müşavirlerimiz hem de mükelleflerimiz faydalanabiliyorlar programdan. Programı yüklediğinizde belirttiğiniz tarihlerde otomatik olarak yedek alıyor. Yedeklerinizden herhangi bir sorun yaşarsanız eğer bilgisayarınızla alakalı yedeklerinizi indirip kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Biz şimdi Zirve Drive'ın içerisine fatura özelliği ekledik. Yani mükellef faturasını kestikten sonra aynı ekranda gördüğümüz gibi faturanın görselini cep telefonu üzerinden çekip yine cep telefonu üzerinden Drive'a yedeklemesini yapabiliyor. Mükellef bu yedeklemeyi yaparken kendisine fatura detaylarının tamamını girebileceği bir ekrana yönlendiriyoruz. Aynı zamanda fatura görseliyle bu ekranı eşleştiriyoruz. Yani kolay bir şekilde bilgilerini girip faturasını yedekleyebiliyor mükellef. Ve yedeklenmiş olan bu faturaları mali müşavirlerimiz de direkt olarak programlarına aktarıp muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Hatta şöyle bir bilgilendirme de yapayım bununla alakalı. Mükellefleriniz mesela sık sık sizleri arayarak 4. ayda bir ürün almıştım, garantiye göndermem gerekiyor, faturasını gönderir misiniz gibi taleplerle ulaşabiliyorlar sizlere. Bu tarz durumlarla alakalı olarak da Zirve Drive içerisine yedeklenmiş olan faturaların tamamını direkt olarak hem kendileri hem siz takip edebileceksiniz. Şimdi programımızın nasıl kullanıldığını göstermek adına program üzerinden direkt olarak anlatımda gerçekleştirmek istiyorum. Onun için programıma geçiş yapacağım hemen. Şimdi Zirve Drive düzeltiyorumuz. Ekspres aktarım modülümüzü kullanmak için programa giriş yaptığımızda programın direkt olarak ana sayfasında ekspres aktarım modülümüz var. Buradan erişebiliriz. Alternatif olarak da çok özür dilerim, düzeltelim hemen. Şu anda geldi görüntü zannediyorum ki. Teşekkürler. Şimdi programa giriş yaptığımız zaman direkt olarak programın ana sayfasında ekspres aktarım modülümüz var. Buradan kullanımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Alternatif olarak bir de genel muhasebe modülümüzün içerisinde de ekspres aktarım modülümüz alt kısımda görüntülenir. Şimdi ben modülü ilk defa kullanan bir kullanıcı gibi giriş yapıp ayarlarımı yapacağım. Ondan sonra da aktarımlarımı gerçekleştireceğim. Bunun için ekspres aktarıma tıklayıp
En üstte bulunan ekspres aktarım ayarlarına tıklıyorum ve buradan mükellefe ait bilgileri ekranlarım üzerinden girip kaydetmem gerekiyor. Bu alan içerisinde portal kısmı bulunuyor. Yani mükellefiniz hangi firmamızı kullanıyorsa o firmanın seçimini buradan yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında o portala ait bilgileri girip kaydet demeniz işlemleriniz için, yani modülü kullanmanız için yeterlidir. Bu ayarlar yapıldıktan sonra da tekrar ekspres aktarıma tıklayıp paraşütten fatura aktarımı seçeneğine tıklıyorum. Burası için de şu bilgiyi paylaşmak isterim kullanıma başlamadan önce. Şimdi birçok kaynaktan faturaları aktardığımızdan söz ettim ama aslında temelinde kullanmış olduğumuz iki farklı ekranımız var ekspres aktarımla alakalı olarak. Şu anda görmüş olduğumuz standart fatura aktarımı için kullandığımız birinci ekran tasarımı. Dolayısıyla farklı farklı kaynaklar kullanıyor olsak da faturaları aktarmak için aslında kullanım olarak basit bir modüldür. İki adımda kullanımlarımızı tamamlayacağız zaten şimdi. Modül içerisine giriş yaptığımızda yapmamız gereken ilk işlem ekranın sol üst tarafından dönem seçimi yapmak. Hemen ardından da gelen faturalarımı indireceğiz yoksa gönderilen faturalarımı indireceğiz, bunu seçiyoruz. Ocak ayını seçtim, gönderilen faturaları seçtim ve faturaları indir butonuna tıklıyorum. Bu işlemi yapmamla birlikte faturaların indirme işlemi gerçekleştirildi. O dönem içerisinde, yani Ocak ayında kesilen faturalar ekranlarımda görüntülendi. Yalnız aktarılan faturalar şu anda kırmızı renkte görüntüleniyor. Yani satırlar kırmızı renkte. Dolayısıyla henüz fişe aktarmak için, muhasebeleştirmek için uygun değil. Burada da yapmamız gereken çok basit iki adımdan oluşan bir işlemimiz var. Öncelikle ekranımızın orta kısmında bulunan kapatılacak hesap kodu alanının doldurulması lazım. Bunu manuel olarak doldurabilirsiniz bu alana tıklayarak. Ya da buraya tıkladıktan sonra daha sonra uğraşmamak adına diğer satırlarda olduğu gibi otomatik gelmesini istersek F1 kısa yolunu kullanıp hesap planımıza manuel olarak ekleyebiliriz yine. Ama biz burada kullanıcılarımıza daha kolay bir yöntem sunuyoruz. Yani burada ben 5 satırlık bir fatura indirdim. Daha doğrusu 5 adet fatura indirdim ama sizler faturaları çektiğinizde 100 fatura da olabilir, 200 fatura da olabilir. Hepsiyle tek tek uğraşmamak için ekranın sağ üst tarafında bulunan cari hesap kodu oluştur seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaptığımız zaman otomatik olarak kapatılacak hesap kodları oluşturuluyor firmalar için. Dolayısıyla firmalar otomatik olarak hesap planınıza kaydediliyor. Burada da iki adet seçenek sunuyoruz kullanıcılarımıza. İsterseniz vergi TC kimlik numarasına göre, isterseniz de carinin ilk harfine göre oluşturabiliyorsunuz. Ben burada carinin ilk harfi seçeneğini işaretleyip cari hesap kodu oluştur dediğim an itibariyle boş olan satır otomatik olarak dolduruldu. Yapmam gereken diğer işlemde tabloyu biraz daha sağa doğru kaydırıp matrah hesap kodu ve KDV hesap kodu alanlarını doldurmak olacaktır. Ama bunları da tek tek yapmamanız adına ekranımızın sol alt tarafında bulunan tabloya verileri bir kez kaydedip toplu olarak satırlara ekleyebiliyorsunuz. Burası için bilgileri şimdi dolduracağım ben anlık olarak. Matrah hesap kodu ve KDV hesap kodu yazıldıktan sonra hesap kodlarını kaydet, hesap kodlarını satırlara ekle dediğim an itibariyle satırlar otomatik olarak beyaz renge döndü. Yani muhasebeleştirmek için, fişe aktarmak için şu anda uygun konumda faturalarımız. Yapacağımız son işlemde ekranımızın sağ alt kısmında bulunan seçili kayıtları muhasebeye aktar demek olacaktır. İşlemi yaptığım an itibariyle gelen uyarılara tamam diyerek işlemlerimi tamamlıyorum. Aktarılan fişleri de kontrol etmek isterseniz CTRL-F kısa yoluyla fiş işlemleri ekranına ulaşıp buradan istediğiniz kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu standart fatura aktarımı için kullandığımız ekranda aynı işlemleri, yani fatura aktarım özelliğini bir de detaylı olarak gerçekleştirmek istiyorum. Yani stoklu aktarım yapmak istiyorum ben. Bunun için tekrar ekspres aktarım modülüne tıkladım. Bu sefer de eğerşi fatura kesen bir mükellef olduğunu düşünerek eğerşi fatura 4400-5000 üzerinden aktarım gerçekleştireceğim. Bu da biraz önce aslında bahsetmiş olduğum ikinci dizaynımız. Stoklu aktarımlar, detaylı aktarımlar için kullandığımız ekranımız. Ekranın sol üst tarafında giriş yaptıktan sonra firma listemiz görüntüleniyor. Birden fazla firmanız varsa takip ettiğiniz, istediğiniz firmayı seçip devam edebiliyorsunuz buradan işleminize. Sonrasında ise yine dönem seçimi yapıp ardından faturaları indir dememiz gerekecektir. Ben yine Ocak ayı faturalarını seçip faturaları indir dedim.
fatura indirme işlemim şu an itibariyle tamamlandı. Üst satırdaki faturalara tıkladığım zaman alt satırda fatura stok bilgilerini görüntüleyebiliyorum eğer istersem. Ya da faturaya sağ tıklayıp faturayı göster dediğim zaman fatura görseline de ulaşabiliyorum eğer istersem. Şimdi indirilen faturalarla ilgili olarak işlemleri devam etmek için de ekranımızın alt kısmında bulunan kaydet ve muhasebeleştir butonlarına sırasıyla tıklamamız gerekecektir. Öncelikle indirilen faturaları kaydettim ekranlarımdan, ardından muhasebeleştir diyorum. Açılan ekrandan işlemlerimi tamamlayacağım ama modülü ilk defa kullanıyorsak eğer ekranımızın üst tarafında entegrasyon ayarları diye bir alanımız var. Bu alan içerisine giriş yaparak ekranımızın sol üst tarafından fatura tipini seçmemiz lazım ve fatura tipine göre kapatılacak hesap kodu, KDV hesap kodu, matrah hesap kodu ya da diğer hesap kodlarını bu alanlar üzerinden detaylı bir biçimde yazabiliyoruz. Ve yapmış olduğumuz bu işlemi her firmada tekrarlamamıza da gerek yok. Yapılan işlemleri diğer firmalara da aktarma imkanınız var. Bunun için de sağ üst tarafta bulunan bütün ayarları başka firmalara kopyala seçeneğini tıklayarak istediğimiz firmalara yapılan bu ayarları kopyalayabiliyoruz. Benim buradaki işlemim bittiği için kaydet butonuna tıklayarak yapılan ayarları kaydediyorum. Ardından da muhasebeleştirmek istediğim faturaları buradan işaretlemem gerekecektir. Burası için ek bir bilgi paylaşayım. Gelen ve gönderilen fatura tipini daha önceden işaretlemedim. Burada fatura tipinden bağımsız olarak indirme işlemini toplu olarak gerçekleştiriyor programımız. Fatura tipini muhasebeleştirme ekranından seçebiliyorsunuz eğer isterseniz. Ben şu anda satış faturalarını seçtim. İşlem yapacağım faturaları işaretliyorum. Ardından ekranımızın alt kısmında bulunan tabloda fişe aktarma seçenekleri ekranlarımız üzerinde görüntüleniyor. Buradaki fiş hazırla butonuna tıklamamla birlikte aslında işlemlerim tamamlanmak üzere. Eğer isterseniz programınız aracılığıyla stok bilgisini de bu alandan girişini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun için de alt tabloyu biraz daha sağa kaydırıp bu alan içerisinden stok verilerini kaydedebilirsiniz. Ama müşavir stok içerisindeki takibi yani ekleme işlemini manuel olarak değil de program yapsın istiyorsanız bu alanda herhangi bir işaretleme yapmamanız halinde programınız otomatik olarak fatura içerisindeki stok bilgisini müşavir stok alanına da ekleyecektir. İşlemlerimiz bittikten sonra ekranımızın sağ alt tarafında bulunan fiş kaydet butonuna tıklayarak işlemlerimizi tamamlıyoruz. Gelen uyarılar yapılan işlemlerle alakalı paylaşılan raporlardır. Buna evet dedikten sonra işlemimizi tamamlamış olduk. Yine CTRL-F kısa yolunu kullanarak fiş işlemleri ekranından yapılan işlemleri aktarılan fişe kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir de aynı işlemi... Ekranını açıklayabilir misiniz? Orada miktar gelmiş olması. Tabii hemen açacağım şurada. Şöyle yapalım. Detaylı olarak da zaten bunların soru cevap kısmında bilgilerinizi, hani sorularınızı yanıtlayacağız. O kısımda gösterelim. Şimdi aynı işlemi bir de Zirve Nova içerisinden gerçekleştirmek istiyorum. Nova'da da yine sıfırdan sanki ilk defa bir firma açmışım ve kullanmışım gibi işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Nova içerisine giriş yaptıktan sonra firma seç butonuyla firmamızı seçiyoruz. Firma içerisine girdikten sonra da ekranımızın sol tarafındaki menüden muhasebe işlemleri, genel muhasebe ve fiş girişi adımlarını takip ediyoruz. Bu alan içerisine giriş yaptığımızda ekranın sağ üst tarafında Express Aktarım butonu bulunuyor. Butona tıkladığımız zaman modül daha önce kullanılmadığı için bu firma içerisinde aktarım ayarlarını yapacağımız sayfaya yönlendiriyor bizi. Aktarım ayarları dediğimiz zaman da burada hangi firmadan aktarım yapacağımızı soruyor program bize. Şu anda Paraşüt, Mikro ve Zirve mevcut. Bizmo'da yakın zamanda eklenecek bu alan içerisine. Ben şimdi Paraşüt'ten aktarım yapacağım için Paraşüt firmasını seçtim. Buradaki bilgileri ekranlarım üzerinden girişini yapıyorum ve bağlan butonuna tıklıyorum. Bağlantı yapıldıktan sonra bir de firma seçimi gerçekleştirip kaydetlememle birlikte modülüm yine kullanıma hazır haldedir. Modülü kullanmak için ekranın sol üst tarafında bulunan işaretlemeleri gerçekleştirmemiz lazım. Yani hangi dönemin faturalarını indireceğiz, gelen faturalar mı yoksa gönderilen faturalar mı indirilecek, bunları işaretliyoruz. Dönem seçimini gerçekleştirdim. Gönderilen faturaları işaretleyip faturaları indir seçeneğine tıklıyorum.
Şimdi burada da indirilen faturalar yine kırmızı renkte görüntüleniyor. Bunun sebebi henüz fişe aktarmak için uygun konumda olmaması. Ben bu faturalarla ilgili işlemleri yapmak için öncelikle faturalarımı işaretliyorum. Daha sonrasında yine kapatılacak hesap kodu alanı bu ekranlar içerisinde de boş olarak geldi. Ekranımızın üst kısmındaki cari hesap oluştur butonuna tıklayarak buradan yine toplu olarak işlem gerçekleştirebiliyorum. Bu ekranlarımız üzerinden de vergi TC kimlik numarasına göre işlemleri tamamlayacağım. Açılan ekrandan oluştur butonuna tıklamamla birlikte kapatılacak hesap kodları otomatik olarak programıma eklendi. Bir de ekranı sağ tarafa doğru kaydırıp matrah hesap kodlarıyla KDV hesap kodlarını bu alan içerisinden girmem lazım. Burada masaüstü programımızda olduğu gibi bir tablomuz yok. Yani toplu olarak tablo üzerinden verileri kaydedip aktarmayacağız. Ama Nova kullanıcılarımız için de yapmış olduğumuz bir kolaylık var. O da ekranın üst kısmındaki hesap kodlarını otomatik doldur seçeneği. Eğer bu seçenek aktif halde olursa sizin yazmış olduğunuz hesap kodu alt satırlara otomatik olarak eklenmektedir. Dolayısıyla tek satıra yazarak hesap kodlarınızı, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap kodları yazıldıktan sonra faturalar yeşil renge döndü. Yine faturalarım işaretli olup olmadığını kontrol ediyorum ve fişe aktar butonuna tıklıyorum. Buradan eğer isterseniz açıklama yazabilirsiniz. Bir de şu bilgiyi paylaşmak isterim. Şimdi ekranlarımız üzerinde aslında birçok ekranda göreceğiz. Fiş kesme biçimi seçeneği var. Buradan eğer isterseniz tamamı günlük, haftalık, 10 günlük seçeneklerinden bir tanesini işaretleyebilirsiniz. Ama programlarımızda genelde her fatura ayrı fiş seçeneği ile ekranlarınıza gelecektir veriler. Bunun sebebi de özellikle e-defter mükellefleri için tekrar fiş bölme işlemiyle uğraşmadan işlemlerinizi tek adımda tamamlayabilmenizdir. Her fatura ayrı fişte olacak şekilde fiş aktar butonuna tıklıyorum. Aktarım işlemlerimiz gerçekleştirildi. Burada peki çoklu KDV varsa o zaman o satıra mali vergi müdahale ediyor. Tabii birden fazla KDV oranı... Kolaylığı o 71, 18 diye tanımlıyoruz. Doldu deyince dolduruyor. Doğru. Burada o çantası... Tabii birden fazla KDV oranı söz konusuysa onlara ayrı ayrı müdahale etmemiz gerekecektir. Şimdi Express Aktarım modülü için aktaracağım bilgiler bu kadar. Ben Alper Bey'i sahneye davet etmek istiyorum tecrübelerini paylaşmak üzere. Teşekkür ederim Erkan'ı. Biraz dinlendirelim, su içsin. Terledi biraz. Nasılsınız, iyi misiniz? Mali müşavirler için herhalde yılın bittiği günler bugünler. 2022 yeni bitirdik. Başkanımız da çok güzel düşünmüş bir doğa yürüyüşü. Çok ihtiyacımız var aslında. Ben şimdi kıskandım. Kalsaydık keşke biz de doğa yürüyüşüne katılsaydık. Değiştirelim katılalım. Tabii e-belgeleri artık hepimiz çok iyi biliyoruz, kullanıyoruz. Ben onları anlatmayacağım size. Kısa kısa belki hatırlatmalar olabilir. Elektronik belgeler için Temmuz ayına kadar yeni bir geçiş dönemi var. Biliyorsunuz limitler 3 milyon liraya düştü. Ama tüm sektörler için değil. Bazı özellikli sektörler var. Oradan bazen soru geliyor bize Ankara Odası'na. Mesela bugün sabah 4-5 tane soru geldi. Onları size aktarayım. Sizin sorularınız varsa alırız. 2022 yılı ciroları 3 milyon liraya geçen, brüt satışı hasılatı geçen firmaların Temmuz ayına kadar e-fatura, e-arşiv faturaya geçmesi lazım. Herkes e-faturaya müracaat ediyor ama e-arşiv faturaya genelde müracaat da unutuluyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Siz de belki yaşamışsınızdır. Takip eden yıl başında da elektronik deftere geçmemiz gerekiyor. Fakat elektronik defter konusunda özellikle son bir aydır maalesef bizim mesleğimizle ilgili şöyle bir sorunumuz var. Elektronik defter başvurusu yapmayı unutan var mı hiç sonradan yapan? O kadar çok Türkiye'den telefon alıyoruz ki meslektaşlarımız yoğunluktan, iş yoğunluğundan bazen de firmalar başvuruları biz yapalım diyorlar. Başvuru yapmayı unutmuşlar. Ne olacağını tartışacağız biraz sonra e-defter ile ilgili. Ama şöyle bir sıkıntı var. Elektronik deftere başvuru yapmayı unuttunuz. E-defter bir atınızı göndermek istiyorsunuz. Dedi ki siz e-defter mükellefi değilsiniz. Bir dersinden böyle bir yanıt aldınız. Hemen interaktif vergi dersine girdiniz. Elektronik defter başvurusunun geri çekme dilekçesi var orada. Ocak ayına çekmek istiyorum dediniz. Bundan 20 gün önceye kadar Gelir Dersi Başkanlığı geri çekiyordu. 20 gün önce kendileri mevzuat bölümüyle bir toplantı yapmışlar bir ay önce, 20 gün önce. Mevzuat bölümü demiş ki artık geri çekmeyin.
Onunla ilgili onlarca özelge var şu anda. Asla geri çekmiyorlar. Evet, Mart ayından beri. Mevzuat bölümüyle toplantı yapmışlar. Mevzuat bölümü demiş ki vergi usul kanununa ve diğer kanunlara aykırı. Hedeflerin unutanlar evet. Demin kimse el kaldırmıyordu. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. Tabii biz sürekli görüşüyoruz. Ben dün de görüştüm. Hedefler bölümüyle. Şöyle bir sıkıntımız var. Hedefler bölümünde daha ayrıntılı anlatırım ama hedefler beratını gönderememek, özellikle Ocak ayı beratını gönderememek çok büyük sıkıntı. Çünkü açılış tasdiki yapmamışsayız. Onları hedefler bölümünde biraz konuşuruz. Bunlarla ilgili ben meslektaşlarımın tabii çok sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Aslında mükellef biz değiliz ama o gün bir meslektaşın masasının fotoğrafıymış. Ben cep telefonu servisi zannettim. Açmış masasında bir sürü mali mühür. İşte hepsini ayrı ayrı poşetlemiş, hepsine bir şeyler yazmış. Onlarla ilgili çok sorunumuz var. AKES'in yaklaşık 12 değişik versiyonu var. Neden var bilmiyoruz. Onları konuşuruz. E-belgelerle ilgili Temmuz ayına kadar e-fatura başvurusu, interaktif vergi derslerinde yapabiliyoruz. E-arşiv başvurularını unutmayalım. Gayrimenkul imal edenler ya da kiralayanlar için bu sınır 500 bin lira biliyorsunuz. Peki burada gayrimenkulün imalatından ne anlamamız gerekiyor? Bir binayı mı inşa etmek lazım yoksa işte taahhüt yapan firmalar var. Mesela bu salonun tadilat işini aldı. Onu mu kastetmek gerekiyor? Orada biraz kafa karışıklığı oluyor. Burada kasıt bir gayrimenkulü komple imal etmekten anlaşılması gerekiyor. Evet, komple ya da bir bölümünü alıp tadil eden ya da alt taşeronluk yapan firmalar için değil. Orada sınırımız 500 bin lira. Gayrimenkul kiralayan alan satan işte emlakçılar için sınır 500 bin lira. Otomobil yapan firmalar için 500 bin lira. Otomobil kiralayan veya satan firmalar için de 500 bin lira. Zaten ülkemizde 500 bin lira otomobil kalmadı herhalde şu anda. O yüzden onlara dikkat etmemiz lazım. Turizm sektörü için otel işletme belgesi ya da Turizm Bakanlığı'ndan ruhsatınız varsa hiçbir ciro sınırına bakmamak için onlara da e-fatura Temmuz ayına kadar geçmesi lazım. E-fatura zorunlu olarak geçtiğiniz zaman e-deftere mutlaka geçmeniz lazım. Peki internet üzerinden satışlar ne oldu? Onlarda eskiden bir kafa karışıklığı vardı. Platform hizmeti sağlayan firmalardı. Şimdi onu değiştirdi Gelirlerisi Başkanı. İnternet üzerinden satış yapan herkes dedi. Orada şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Yemek sepeti gibi uygulamalarda mesela mahallede bir pideciniz var. Yemek sepeti vasıtasıyla üye olmuş. Bir ürün satıyor. O mu geçecek, yemek sepeti mi geçecek acaba? Orada biraz çok tereddüt oluyor. Orada da Maliye Bakanlığı şöyle bir görüş var. Son kullanıcı ya da son tüketici fatura ya da fişi kim kesiyor? Eğer mahalledeki pideciniz kesiyorsa onun cirosuna bakmak lazım. Bazen yemek sepeti kesebiliyor çünkü faturaları. Eğer o kesmiyorsa direkt kullanıcıya giderken o zaman onun e-faturaya geçmesine gerek yok. E-belgelerle ilgili iki uyarıdan sonra ben Erkan'a tekrar sözü vereceğim. Birincisi e-belgelerle ilgili, tabii biz yasal sorumluluğumuz değil ama e-belgelerin saklamasını biliyorsunuz mutlaka saklanması lazım. Özellikle düzenleyiciyseniz, faturaları düzenleyen kişiyseniz e-belgelerin XML haline mutlaka saklanması lazım. Kağıt çıksın alıp dosyaya koymamızın bir faydası var mı? Herhangi bir faydası yok. Atlıyoruz genelde. Onu da biraz sonra anlatacağım ama e-belgelerin mutlaka saklanması lazım. Peki biz bir hizmet alıyoruz X firmasından. Onlar saklıyorlar zaten. Bu bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Vergi usul kanunu diyor ki mükellefler kendilerine ait sorumlulukları özel sözleşmelerle başkalarına devredemezler. O yüzden saklama kısmında ben çok büyük problem olacağını düşünüyorum. Geçen görüştüğümüzde e-belge ve e-defter üzerinden epey bir inceleme geçireceğimizi anladım. Onu e-defter bölümünde tekrar size izah edeceğim. Son olarak e-belge ile ilgili Ankara'da bir meslektaşımızın başına gelen bir olayı anlatıp Erkan'a söz devredeceğim. Bir meslektaşımız da müşterisi, şimdi bu 4400-5000 faturalar var ya, arşiv faturalar. Onu kesmesi için destek veriyormuş arkadaş. Hani birbirimizi kandırmayalım, birçoğumuz yapıyoruz bunu. Tabii SMS kodu gidiyor. Onlar SMS kodunu gönderiyor. Faturayı düzenliyorlarmış ofisten. Düzenlemişler. Sonra o düzenleyen firmayı Gelirlerisi Başkanlığı incelemeye alıyor. İncelemeye aldığı zaman müfettişin karşısına gidiyor. Diyor ki bu faturanın hiçbirini biz düzenlemedik. Bizim böyle bir faturadan haberimiz yok. Yeni oldu. Şu anda yargılandığı için anlatıyorum. Hani meslektaşlar, hani biz bazen birçok şeye destek veriyoruz ama olayın vahameti, hani biz de çok söyledik bu ofislerden kesmeyelim diye ama kesiyor hani birçok meslektaşımız. Sonra vergi müfettişi mali müşavir çağırıyor. Mali müşavir diyor ki bunun bir güvenlik sistemi var. Ben faturayı düzenlediğim zaman müşterinin bundan habersiz olmaması imkansız, SMS gidiyor. SMS kodunu müşteri vermeden bu faturanın düzenlenmesi mümkün değil biliyorsunuz.
Firma kendisi şöyle savunuyor, diyor ki biz birçok konuda malumşar bizden, bir SMS geldi söylesene diyor. Biz onun fatura için olduğunu bilemedik. Biz bu faturaları düzenlemedik. Biz onu yapalım. Peki müfettiş Bilgi Teknoloji Kurumu'na yazıyor. Diyor ki bu faturaların nereden düzenlendiği ile ilgili bir rapor istiyorum diyor. Bilgi Teknoloji Kurumu diyor ki bu mali müşavirlik ofisinden, şu IP'den, hatta şu bilgisayardan bu faturalar düzenlenmişler. Şimdi meslektaşımız yargılanıyor şu anda maalesef. Maalesef yani. Peki faturaların parası kime gidiyor? Yani o da hasta fatura düzenledi, kaç bir para geliyor? Müfettiş o kısmını da inceliyor şu anda. Onlarla ilgili bir arada ödeme olmamış. Faturalar düzenlenmiş, hiçbir ödeme olmamış maalesef. Fatura miktarları da yüksek. Mükellef kendisi kurtarmak için diyor ki benim bu fatura ticaretten hiç haberim yok. Mali müşavirde bizim şifrelerimiz var. Muhtemelen o kendisi bir kazanç sağlamak için bu faturayı kesmiş diye kendisini kurtarmaya çalışıyor. Maalesef bu kadar iş yükümüzün arasında böyle şeyler de yaşıyoruz. E-belgelerle ilgili dikkat etmek lazım. Hani kesmeyelim desek yalan söylüyoruz. Çünkü müşteriler bazen kesemiyor. Bazen kendi aramızdaki bu tatlı rekabetten kaynaklanan X mali müşavir kesiyor ama sözünden kaynaklanan bunları yapıyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Bazı meslektaşlar hani eskiden şey yapardı. Kağıt faturadan şüphelenirdi. Arkasına yazı alırdı. Bu fatura bilgileri bilgim dahilindedir diye. Müşteriden bir imza alırdı gibi. Aslında dijitalleştikçe e-belgeler arttıkça bizim sektörümüzün, mali müşavirlerin daha az çalışması, daha çok müşavirle zaman ayırması gerekirken iş yükümüzün de daha çok arttığını söylememiz lazım. E-belgelerle birlikte, elektronik muhasebeyle, temassız muhasebeyle birlikte birçok iş yükümüz arttı, sorumluluğumuz da arttı. Artık görmedik diyemiyoruz, bundan haberimiz yoktur diyemiyoruz. İşte programlar bu işe yarıyor. Biz birçok müşterimizin KDV durumunu onlardan hiçbir evrak almadan söylüyoruz. Bazen şaşırıyorlar çünkü ekspres aktarımına aktarıyoruz. Diyoruz KDV durumumuz böyle. Bir tek kağıt belgeler kaldı. Geçen hafta da ofiste bir toplantı yaptık. Dedim ki müşterilere söyleyin e-fatura geçsinler. Geçmeyen firmalarla ya çalışmayayım ya daha çok ücret isteyelim. Çünkü git faturayı al, sonra bir fatura daha getir, iki fatura daha al. İşte ayın son günü abi KDV'mi beklet gibi şeylerle uğraşmak istemiyoruz artık. Mümkün olduğu kadar benim size meslektaş olarak tavsiyem e-fatura geçerse herkes, o zaman biz gelen faturaları ve giden fatura buluruz. Müşterinin fatura bulması ya da bize iletmesiyle uğraşmadan en azından bu dijital süreci biraz daha lehimize çevirebiliriz diyorum. Ben Erkan'a sözü devrediyorum. Biraz sonra e-defter bölümünde tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Erkan'a. Şimdi paraşüt üzerine konuşmak istiyorum. Paraşüt bizim küçük ve orta ölçekli işletmeler için ön muhasebe programı sunduğumuz bir grup firmamızdır. Ama aslında paraşütü anlatırken benim değinmek istediğim asıl nokta paraşütün mali müşavirler için geliştirmiş olduğu paraşüt atlas ürünü. Şimdi paraşüt atlas aracılığıyla mali müşavirler paraşüt kullanan tüm mükelleflerin faturalarını, fişlerini, banka ekstrelerini görüntüleyebiliyorlar. Hatta ve hatta mükelleflerin panellerine ulaşıp eğer isterlerse değişiklikler, düzenlemeler yapabiliyorlar evrakları üzerinden. Kullanımına biraz daha detaylı bir şekilde değinmek istiyorum ama öncesinde şu bilgiyi de paylaşayım. Atlas mali müşavirlerimiz için tamamıyla ücretsizdir. Yani herhangi bir ücret ödemez mali müşavir. Bununla beraber web tabanlı olarak çalışır. Yani interneti olan herhangi bilgisayardan Atlas'a girip Atlas üzerinden tüm mükelleflerinizin kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. Ve mali müşavirlerimiz için özel bir destek hattı oluşturduk Paraşüt Atlas'la alakalı olarak. Atlas'ı kullanırken herhangi bir konuda destek almak isterseniz, bilgi almak isterseniz direkt olarak size özel destek hattına da bağlanabiliyorsunuz. Kullanım detaylarına da biraz daha değinmek istiyorum. Şimdi şu anda ekranda görmüş olduğumuz mükellefin paraşüte girmiş olduğu zaman karşılaştığı sayfadır. Ekranın sol alt tarafında turuncu ile işaretli olan bir alan var. Hatta şöyle büyüteyim o kısmı da. Bu alan içerisinden mükellef firma bilgilerine tıklayarak mali müşaviri için yetkilendirme yapıyor. Yine bu ekranımızın da orta kısmında müşavir ofis bilgileriniz şeklinde bir seçenek var. Mükellef buradan düzenle butonuna tıkladığı zaman karşısına şöyle bir bilgilendirme geliyor. Mali müşavirimin finansal verilerimi görüntülemesine, düzenlemesine izin veriyorum. Eğer mükellef bu işlemi yaparsa mali müşavirin kaç tane firması olursa olsun tek bir ekran üzerinde tüm firmalarını liste halinde görüntüleyebiliyor. Orta kısımda işaretli olan paraşüt ikonuna tıkladığı zamansa mali müşavir
olabilir. Mükellefin paneline ulaşarak panel içerisinden aynı mükellef gibi değişiklikler, düzenlemeler gerçekleştirebiliyorlar. Biliyorum bu işleri mükelleflerin yapması gerekiyor. Sizler de haklı olarak bu iş yoğunluğunuzda onların yapmasını istiyorsunuz. Ama burada bizim düşünce yapımız biraz daha şu yönde. Mesela siz hafta sonu da olsa, akşam saatlerinde de olsa mükelleflerin işleri üzerinde çalışabiliyorsunuz. Kendi işlerinizi aslında tamamlamak için vakitlerinizi harcıyorsunuz. Ama bir faturayla ilgili bir hata söz konusu oluyor. Düzenleme anlık olarak yapılamıyor. Bu tarz durumlarda mükellefe ulaşmak yerine siz kendi ekranınız üzerinden panele giriş yaparak istediğiniz değişikliği paraşüt atlas aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Hatta şöyle bir detay da paylaşayım. Hani mükellefin paneline ulaşmadan sadece ben evraklarını görüntüleyeyim, o evraklar üzerinden kontrolleri yapayım derseniz ekranımızda gördüğümüz atlas sayfası içerisinden mükellefin ünvanına tıkladığınız zaman oradan faturalarını kontrol edebiliyorsunuz. Banka ekstrelerini görüntüleyebiliyorsunuz ya da diğer işlemlerinizi buradan da takip edebiliyorsunuz. Burada paraşütte biz ayrıyeten bir kendimiz için ilk konuşuyoruz. Tabii ki şöyle oluyor. Biraz önce hemen göstereyim. Şimdi mükellef bu ekran üzerinden kullanım izni verdiği zaman mali müşavirlerimizin mail adresine otomatik olarak bir davetiye düşüyor. Bu davetiyeyle bir tane kullanıcı oluşturmanız yeterli. Yani her mükellef için ayrı ayrı değil, tek bir kullanıcıdan tüm mükellefleri inceleyebiliyorsunuz Paraşüt Atlas'ta. Bilgisayarınıza direkt olarak indirme imkanınız var tabii ki. Eğer isterseniz alternatif olarak da mükellefin paneline bağlanabiliyorsunuz. Şimdi Paraşüt Atlas'tan sonra yine mali müşavirlerimizin işlerini kolaylaştırmak adına tasarladığımız diğer bir modülümüzden bahsetmek istiyorum. Online banka entegrasyonu modülümüz. Online banka entegrasyonu da yine Express aktarımda olduğu gibi temelinde temassız muhasebe anlayışıyla üretmiş olduğumuz bir modüldür. Modül kullanımı ise şu şekilde: mükelleflerin banka hesap hareketlerini tek seferde programınıza aktarıp muhasebeleştirmenize yarar. Modülün kullanımı tamamıyla ücretsiz. Herhangi bir sınırlaması yok. Yani istediğiniz kadar firma ekleyebiliyorsunuz, istediğiniz kadar banka ekleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte 13 farklı bankayla anlaşmamız var. Aynı zamanda bu anlaşmalı banka sayısını artırmak için de çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Kullanımına da biraz değinmek istiyorum. Hani hangi adımlardan geçiyoruz modülü, bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi modülü kullanmak adına öncelikle mükellefin ekranda gördüğümüz örnek form benzeri bir formu bankasına teslim etmesi lazım. Burada her bankanın ayrı bir formu var. Her banka ayrı bilgiler isteyebiliyor. Bunun için biz programlarımıza bir kolaylık ekledik. Hem mükellef hem de mali müşavirlerimiz adına. Direkt olarak mali müşavirlerimiz program içerisinden tüm bankaların tüm formlarına ulaşabiliyor eğer isterlerse. Ulaştığınız bu formu mükellefe ilettiğiniz zaman mükellef direkt olarak bankasına bu formu vererek bir tane şifre temin ediyor. Mali müşavirimiz ise bu şifreyi programına kaydettiği zaman banka hesap hareketlerini aynı faturalarda Express aktarımda yaptığımız gibi programına aktarıp muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şimdi yine programın canlı olarak gösterimini yapmak istiyorum. Aslında nasıl kullanıyoruz bu kısma değinmek istiyorum. Bir soru var burada aslında. Arkadaşlar soruları mikrofonla sorabilir miyiz? Kim soracaktı? Siz mi? Yani kayıt yapıyoruz ya, o yüzden daha yararlı olacak bu şekilde. Yani soru şeklinde değil, bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Evet. Bankalar ücret talep ediyor bunun için ve çok ciddi rakamlar. Bilginiz vardır belki. Bazı bankalarda evet bu şekilde evet. Ücretlendirme olduğu yönünde küçük rakamlar var. Değil yani 4.000-5.000 TL gibi rakamlarda evet. Bazıları da zaten ücretsiz dediğiniz gibi. Evet doğru. Teşekkür ederim. Bununla ilgili olarak da geri bildirimleri ilettik daha önceden. Sizin adınıza da tekrar iletmekten mutluluk duyarız. Modülümüzü kullanmak için öncelikle zirve programımıza server kullanıcısı ile giriş yapmamız lazım. Giriş yaptıktan sonra genel muhasebe modülü içerisine giriş yapıyoruz. Modül içerisinde ekranımızın alt kısmında banka Excel butonumuz bulunuyor. Bu buton içerisine giriş yapıp üst kısımdaki sekmeden banka entegrasyonuna tıkladığımız zaman aslında modülümüze ulaşmış oluyoruz. Modülü kullanmak adına da eğer ilk defa kullanım gerçekleştiriyorsak ekranın sağ üst tarafındaki online banka entegrasyonu ayarları kısmından
ekle butonuna tıklamamız lazım. Şimdi biraz önce bahsetmiştim, hani her bankanın ayrı ayrı evrakları var. Bunlara da program içerisinden ulaşabiliyorsunuz demiştim. Aslında bu evrakları bu alan üzerinden kontrol edebiliyoruz. Burada online banka entegrasyonu başvuru evrakları diye bir alanımız var. Buradan mükellef hangi bankaya başvuracaksa o bankayı seçmemiz lazım. Başvuru evrakı göster dediğimiz zaman direkt olarak bu evrağa kendi bilgisayarımız üzerinden ulaşabiliriz. Eğer istersek çıktısını alıp ya da mail üzerinden mükellefe iletebiliriz. Şimdi mükellef bu evrakları doldurup bankaya verdikten sonra da gelen şifreyi programımıza kaydetmek için ekranın üst kısmındaki entegre banka adı alanından hangi bankayı ekleyeceksek onu seçmemiz lazım. Bankayı seçtiğimiz anda zaten zorunlu olan alanlar başında yıldız işaretiyle kalın puntolarla ekranlarımızda belirleniyor. Bu bilgileri doldurduktan sonra entegre banka kaydet, entegrasyonu oluştur adımlarını takip edip aslında işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi işlemler yapıldıktan sonra da modülü kullanmak adına ekranımızın sol üst tarafından başlangıç ve bitiş tarihi seçmemiz, ardından da sorgula butonuna tıklamamız gerekecektir. Burada KVKK gereği gerçek banka bilgilerini aktarmamak adına ben Excel'den yükleyeceğim. Ama yüklenen veriler ya da direkt olarak online olarak sizin çekmiş olduğunuz veriler ekranın alt kısmında bulunan tabloya otomatik olarak gelecektir. Şimdi bankadan çekmiş olduğumuz hareketler ekranlarımıza yüklendikten sonra direkt olarak yeşil renkte olduğunu görüntülüyoruz. Bunun sebebi karşılık hesap kodu alanlarının otomatik olarak doldurulmuş olması. Bu işlemi de ekranımızın orta kısmında bulunan tablo ile gerçekleştiriyoruz. Yani bu tablo üzerinden açıklamaları istinaden verileri şablon şeklinde bilgisayarımıza, programımıza kaydedip çektiğimiz hareketleri otomatik olarak muhasebeleştirebiliriz. Eğer burada kayıtlı olmayan bir veri gelirse ekranlarınız üzerinden, satır zaten kırmızı renkte görüntülenir ya da siz fişe aktar dediğiniz zaman herhangi bir eksik bilgi varsa ekranlarınız üzerinde bu verilerle ilgili programınız uyarı verecektir size. Mesela benim şu anda banka hesap kodu bilgim kayıtlı değil ekranlarımda ya da tarih bilgisi doğru değil. Ben şu anda fişe aktar seçeneğini tıkladığım zaman aktarma işlemi gerçekleştirilmiyor, uyarı veriyor. Ama bu verileri doldurduktan sonra aktarma işlemi yapacaktır otomatik olarak. Buradan eğer isterseniz siz manuel olarak verileri yazabilirsiniz ya da F1 kısa yoluna tıklayarak buradan hesap planı aracılığıyla verilerinizi seçebilirsiniz. Bununla birlikte tarih bilgisini düzeltiyorum ekranlarım üzerinden. Şu anda herhangi bir eksik ya da hatalı bilgi bulunmuyor ekranlarımda. Fişe aktar dediğim an itibariyle aktarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Yine CTRL-F kısa yoluna tıklayarak da aktarılan hareketleri görüntüleyebiliyorum bu alan içerisinde. Tabii ki, buyurun lütfen. Anlayamadım, özür diliyorum. Hemen mikrofonu verelim. Banka aktarımlarında ben kullanıyorum. Garanti Bankası'nda sorun var. Daha önce 1000 defa ilettiğiniz halde hala aynı sorun yaşanıyor. Şimdi Garanti Bankası'nda Excel veya PDF formatında geldiğinde üstteki satırı veya alttaki satırda açıklamayı bir sonraki satıra aktarıyor. Ve biz onu her seferinde elle manuel silmek zorunda kalıyoruz. Ya bununla ilgili herhangi bir düzenleme falan bir şey yapılmayacak mı? Bankalardayken sormak istedim. Bununla alakalı muhtemelen bir talebimiz vardır. Şöyle yapalım. Ürün müdürümüz aramızda birazdan soru yanıt yapacağız. O kısımda direkt olarak kendisi bilgilendirme yapacak tamam, size. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Birazdan alalım sorularınızı. Hep birlikte alalım dilerseniz.
Şimdi yine mali müşavirlerimiz için, sizler için önemli olan bir konudan bahsedeceğiz aslında, e-defter konusundan. Şimdi seminerin şu anki bölümüne kadar aslında dijital ortamda işlemlerin nasıl daha kolay olduğundan, daha hızlı olduğundan bahsettik. Ama konu e-defter olunca burada biraz daha duraksıyoruz. Kontrol mekanizmalarımızı artırmamız, dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Zirve Yazılım ve Mikrogrup mali müşavirlere kolaylık sunmak adına aslında e-defter modülü içerisine birçok özellik ekledi. Hem toplu işlem yapma yetkisi verdi, hem de kontrol mekanizması ekledi. Ben şimdi öne çıkan özelliklerden bahsedeceğim. Yine birlikte bu özellikleri program üzerinden canlı olarak değerlendireceğiz. Öncelikle şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Burada paylaşacağım özelliklerin tamamı hem masaüstü programımız içerisinde hem de Zirve Nova içerisinde yer almaktadır. İlk etapta fişböl özelliğimizden bahsetmek istiyorum. Şimdi dönem içerisinde siz fişleri Excel üzerinden aktarıyor olabilirsiniz ya da tek fiş içerisinde aktarıp daha sonrasında bunlarla ilgili olarak kontrollerinizi yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu tarz durumlarda Zirve programlarınız aracılığıyla direkt olarak birkaç tıklamayla fişlerinizi bölüp aslında e-defterinizi hazırlamaya hazır hale getirebiliyorsunuz. Aynı özellik Nova içerisinde de benzer ekranlarla bulunmaktadır. Bununla birlikte ödeme şeklinde de aynı durum söz konusu. Yani siz belli hesap kodlarıyla belli hesap kodları için ödeme şeklinin toplu olarak belirleyebiliyorsunuz Zirve programlarınız üzerinde. Programınız aracılığıyla birkaç tıklamayla ödeme şeklinin tüm fişleriniz için, yani defterini hazırlayacağınız döneme ait olan tüm fişler için toplu olarak tanımlayabiliyorsunuz. Zirve Nova içerisindeki ekranlarımızın da kullanımı yine birbiriyle hemen hemen aynıdır. Yine mali müşavirlerimiz için önemli olan bir konu YME numarası verme işlemi. Aslında hepimiz çok aşinayız konuya ama burada dikkat etmemiz gereken husus YME numarası verirken takip eden, yani sıralı bir şekilde işlemlerimizin devam ediyor olması. Bununla alakalı olarak kontrolleri Zirve programlarınız gerçekleştirir. Dolayısıyla Zirve programları üzerinden YME numarası verirken siz sadece birkaç tıklamayla yine tüm dönem için işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bir de programımız içerisinde e-defter fiş kontrol özelliği var. Ya da Zirve Nova içerisinde fişleri kontrol et ismiyle çalışmaktadır. Benim aslında asıl üzerinde durmak istediğim özellik bu. Çünkü bildiğim kadarıyla birçok programda bu veya benzeri bir uygulama şu anda yok. Bununla birlikte mali müşavirlerimizin de süreçlerini, işlerini çok kolaylaştıran bir özellik. Şöyle özetleyeyim ben. Şimdi diyelim ki defterlerinizi hazırlayacaksınız. Artık ayın o günü geldi. Direkt olarak işlemlerinize geçmek istiyorsunuz. Ama fişlerle alakalı herhangi bir sorun var mı? Düzeltilmesi gereken bir alan var mı? Herhangi bir eksik var mı? Bu kontrolleri yapmak için Zirve programınız içerisinden e-defter fiş kontrolüne tıkladığınız zaman sadece iki tıklamayla dönem içerisindeki tüm fişleri kontrol edebiliyorsunuz. Kontrolleriniz de şu şekilde yapılıyor. Öncelikle giriş yapılmış olan ekranlarda hata açıklaması paylaşılıyor. Mesela size ödeme şekli verilmemiş fiş var şeklinde bilgilendirme yapıyor. Hemen altında ise nasıl çözülür kısmı bulunuyor. Yani siz bu hatayı hangi adımları takip ederek çözebilirsiniz? Bununla ilgili olarak bilgi paylaşılıyor. Bunun sebebi hani hatayı bilsek de her zaman çözüme direkt olarak ulaşamayabiliyoruz. Ya da bu aşamada da vakit kaybedebiliyoruz. Ama Zirve programınız aracılığıyla hem hatayı hem çözümü tek ekranda görüntüleyip toplu olarak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben yine programımıza geçiş yapıp oradan hemen fiş kontrolü özelliğini ve e-defter hazırlama süreçlerini göstereceğim. Zirve programımız içerisine giriş yaptıktan sonra genel muhasebe, fiş işlemleri ya da CTRL-F kısa yolunu takip ederek fiş işlemleri ekranımıza ulaşmış oluyoruz. Bahsetmiş olduğum özellik burada görüntülediğimiz e-defter fiş kontrolü butonu. Şimdi butona tıkladığımız zaman yapmamız gereken işlem sadece ay seçimi yapıp ardından kontrol et demek olacaktır. Benim o ay içerisindeki fişlerle ilgili hatalarımın tamamını programım söyleyecek bana. Tüm fişlerle ilgili incelemeyi gerçekleştirdi program. Gördüğümüz gibi ekran üzerinde hata açıklaması üst satırda görüntüleniyor. Hemen altında ise nasıl çözülür kısmı var. Mesela burada ödeme şekliyle ilgili olarak bir hata verilmiş. Altında hangi adımları takip ederek çözebileceğimiz paylaşılmış.
Ben şimdi bu hataları düzelteceğim. Ardından tekrar fiş kontrol et özelliğini kullanacağım ve hataların giderildiğini görüntüleyeceğiz birlikte. Bunun için bir önceki ekranıma, fiş işlemleri ekranıma dönüş yaptım. Ödeme şekliyle ilgili olarak bir hatam vardı. Bunun için bu hatayı düzeltmek adına ödeme şekli butonuna tıklıyorum. Butona tıkladıktan sonra seçmiş olduğum bütün fişlerle ilgili olarak ya da dönem içerisindeki fişlerle ilgili olarak işlem yapacağımdan ötürü bütün fişler seçeneğini aktif olarak bıraktım. Yapmam gereken tek işlem tarih aralığı belirtmek olacaktır. Yani hangi dönemin defterini hazırlayacaksak ona göre bilgilerimizi yazıyoruz. Daha sonrasında ise ekle butonuna bastığımızda işlemlerimiz gerçekleştiriliyor. Eğer isterseniz bu alan içerisinde ekranımızın orta kısmında bulunan tabloda hesap kodu ve ödeme şekli karşılaştırmaları bulunuyor. Bu alandayken aşağı tuşuna tıklayarak klavyeniz üzerinden hesap kodu da ekleyebiliyorsunuz. Ben şimdi ekle butonuna tıkladım. Gelen uyarılara evet diyorum. Gelen bilgilendirmeleri tamam diyorum ve işlemim gerçekleştirildi. Tekrar e-defter fiş kontrolü alanına giriş yaptım. Dönem seçimi gerçekleştirip kontrol et dedim. Ödeme şekliyle ilgili hataların kaldırıldığını görüntülüyorum bu alan içerisinden. Bunun haricinde yine diğer öne çıkan özelliklerimizi de kullanmak istiyorum. Mesela bu alan içerisinde fiş böl özelliğinden bahsetmiştik. Birkaç tıklamayla yine işlemlerinizi yapabildiğinizde. Bunun için de fiş böl butonuna tıklıyorum. Eğer istersek buradan günlük periyotlara göre bölebiliriz. Ya da evrak numaralarına göre seçeneğini işaretleyip yine belirttiğimiz tarih aralığındaki tüm fişler için toplu olarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Ben tarih bilgisini yazdıktan sonra böl seçeneğine tıklayıp gelen uyarılara evet diyorum. Yapılan işlemlerle ya da yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirmeler paylaşılıyor. Gelen uyarılara evet dediğim takdirde ise işlemlerim gerçekleştiriliyor. Bir de fiş sırala YMNO özelliğini göstermek istiyorum. Bunun için de ekranımızın sağ üst tarafındaki fiş sırala YMNO butonuna tıklıyorum. Butona tıkladıktan sonra öncelikle fiş numaralarını sırala deyip ardından yine tarih aralığı bilgisini yazmam gerekiyor bu alan içerisinden. Tarih aralığı yazıldıktan sonra başlangıç YMNO numarasını kontrol ediyorum. Ben daha önce herhangi bir defter hazırlayıp göndermediğim için bu programım üzerinden başlangıç YMNO numarası 1 olarak görüntüleniyor. Hazırla butonuna tıklayıp evet dediğim takdirde ise işlemlerim gerçekleştiriliyor. Bir de programımız için hani kontrol mekanizması olduğundan bahsetmiştim. Bununla ilgili olarak ufak bir bilgilendirme paylaşmak istiyorum. Şimdi ekranımızın sağ üst tarafında fiş onayı butonumuz bulunuyor. Buraya tıkladığımız zaman eğer istersek manuel olarak fiş onayı verebiliyoruz. Yani fişleri kilitleyebiliyoruz bir nevi. Bununla ilgili olarak ama benim paylaşmak istediğim bilgi şu. Şimdi e-defterlerinizi siz hazırlayıp gönderdiğiniz zaman programınız geçmiş dönemin fişlerine yani defteri gönderilen fişlere herhangi bir şekilde müdahale etmenize izin vermiyor. Ya da yanlışlıkla silmenize izin vermiyor. Ama geçtiğimiz aylarda şöyle durumlarla karşılaştık özellikle destek tarafında. Şimdi muhasebeyi zirve yazılım üzerinden tutup e-defteri farklı firmadan gönderen mali müşavirlerimiz bilanço değerlerinin tutmamasıyla alakalı olarak bize ulaştılar, bizden destek istediler. Çok uzun süre destek vermeye, yardımcı olmaya çalıştık kendilerine ama bu durumda bizim direkt olarak müdahale edebileceğimiz alanlar kısıtlı olduğu için yardımcı olamadığımız durumlar da oldu. Bu sebepten ötürü direkt olarak hani bu hatayla, bu sorunla karşılaşmamanız için farklı programları e-defter gönderimi için kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Ama olur da hani kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda da bu kontrolleri manuel olarak sıkı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi muhasebeyi tuttuğunuz programda, defteri gönderdiğiniz programdaki bilanço değerleri birbirine tutmayacaktır. Şimdi fişlerimi kontrol ettim ben. Defter hazırlayıp gönderme aşamasına geçiş yapıyoruz hemen. Anlayamadım. Evet. Hemen göstereyim. Sizin almış olduğunuz hata neydi otomatik evrak no ile alakalı olarak? Tamam, onunla ilgili olarak şu anda genel bir hata yok bildiğim kadarıyla ama yine Sertan Bey'e danışırız ama harici olarak iletişim bilgilerinizi alıp teknik ekipten arama da gerçekleştiririz size. Şimdi kontrollerimiz bittikten sonra e-defter hazırlama ve gönderme süreçlerine geçeceğiz. Bunun için programımızdan eğer istersek e-defter, tekrar e-defter diyerek modüle ulaşabiliriz. Ya da direkt olarak masaüstünden e-defter modülümüzü çalıştırabiliriz.
Modüle giriş yaparken ikincil kopyaların gibi gönderilmesi için kullandığımız eklentinin yüklü olmadığından kaynaklı uyarı veriyor şu anda bana. Evet derseniz eklenti yükleyebilirsiniz. Ben şu an vakit kaybetmemek için hayır diyeceğim, yüklemeyeceğim anlık olarak. Yine şifremi yazıp firmayı seçtikten sonra modüle giriş yapıyorum. Karşılaştığımız ilk ekran mali müşavirlerimiz için önemli olabileceğini düşündüğümüz uyarıları içermektedir. Okuduktan sonra bu alanı kapatıyorum. Ekrana giriş yaptıktan sonra da aslında modülü ilk defa da kullanıyorsanız, daha önce de kullanmış olsanız, ekranın üst tarafındaki firma bilgileri ve SM, SMM, YMM bilgileri alanlarına bir kez tıklayıp kontrol etmeniz olacaktır. Çünkü bu alanlar içerisinde herhangi bir eksik varsa programınız giriş yaptığınızda direkt olarak boş olamaz şeklinde bilgilendirme paylaşıyor. Eksik bilgiyi düzeltip ardından işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. Ben şimdi tekrar kayıtlı e-defter bilgileri sekmesindeyim. Defter oluşturmak için ekranımızın sağ tarafından yeni kayıt butonuna tıklamamız gerekiyor. Bu aşamada mali mührün bilgisayarınızda takılı olması lazım. Mali mührümü taktıktan sonra tekrar yeni kayıt ekranına tıklıyorum. Mali mührün pin numarasını yazıyorum ekranlarım üzerinden ve mühür bilgilerini getir butonuna tıklıyorum. Burada işlemlerinize devam etmeden önce içerisine girmiş olduğunuz firmanın ve getirilen mühür bilgilerinin kontrol edilmesini, hani daha sonraki aşamalarda vakit kaybı yaşamamak adına yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hani hatalı bir mühürle ya da farklı firmanın mührüyle işlemlere devam edemiyorsunuz. Zaten programınız uyarı veriyor ama dediğim gibi vakit kaybı yaşamamak adına kontrol edebilirsiniz. Ardından tamam butonuna tıklıyorum. Karşıma gelen uyarı e-defter kayıt kontrolleri çalıştırılsın mı? Yani biraz önce yapmış olduğumuz kontroller için yönlendiriyor bizi. Eğer istersek bu alan içerisinden, e-defter modülü içerisinden de ulaşıp kontrollerimizi gerçekleştirebiliyoruz dilersek. Bununla birlikte ekranlarımız üzerinde oluşturulacak olan YME defteri ve defteri kebirle ilgili olarak veriler ekranlarımıza geliyor. Herhangi bir değişiklik yapılacaksa bu alan üzerinden yapıyoruz. Eğer pasif alanlarla ilgili bir hata görürseniz de tekrar fiş işlemleri ekranından kontrollerinizi yapmanız gerekecektir. Bununla birlikte yapmamız gereken son işlem, eğer defterleri anlık göndereceksek ekranımızın sol alt tarafında bulunan tiki işaretli olarak bırakmak olacaktır. Burada e-defter dosyaları oluşturulduktan sonra berat dosyalarını Gelir İdaresi Başkanlığı'na otomatik gönder seçeneğidir. Ama daha sonra göndereceksek defterleri bu tiki kaldırıp ardından e-defter dosyalarını oluştur dememiz işlemlerimize devam etmemiz için yeterli olacaktır. Şu anda program defterleri oluşturuyor. Defterleri oluşturduktan sonra da bilgisayarımızda hangi konumda saklanacak bununla ilgili olarak bilgilendirmeyi bizlerle paylaşacak. İşlemlerimiz tamamlanmak üzere şu anda. Şimdi işlemlerimiz gerçekleştirilirken ben çok fazla vakit kaybetmemek adına Alper Bey'i yine sahneye davet edeceğim. Kendisinin çünkü e-defterle ilgili bizlerle paylaşacağı kıymetli bilgiler var. Evet. Şeyi açabilir misin Alper'cim biraz önce? Hemen. E-defter fiş kontrolü var ya, sanırım Türkiye'de ilk ve tek şu anda e-defter fişlerini otomatik olarak kontrol ediyor. Nerede hata olduğunu gösteriyor ve hatayı nasıl çözeceğinizi gösteriyor. Benim onunla ilgili bütün yetkililerimiz buradayken bir önerim olacak. Onun için rica ettim böyle. Sen e-defteri gönder. Acaba fişleri kontrol etti, hatayı buldu. Çözümü de söyledi. Çöz diye bir tuş koysak da acaba onu da çözsek mi? Yani şey yapabilir mesela, ödeme şekli ise çöz dersiniz, ödeme şeklini otomatik yazar. Fiş sıralamaysa otomatik yapabilir belki. Yok, projemizde var. Var. Hepsini çöz. Ya niye bizi uğraştırıyorsunuz böyle şeylerle? Buldum, yapın. Evet, madem hatayı buldunuz yapın. Şimdi e-defterle ilgili ben bundan sonrası için mesleki hayatımızda biraz canımızın sıkılacağını düşünüyorum. Çünkü birkaç görüşme yaptım. Özellikle e-defterle ilgili yetkililerle, maliyeyle. Söyledikleri şu, 8-9 bin firmalık bir e-defter inceleme listesi gördüm. Muhtemelen inceleme çıkacak. Şu ana kadar çok toleranslı davrandık ama bundan sonra toleranslı davranmayacağız cümlesini duydum.
İşte Tamer Bey de söylediği, meslektaşlarım da farkındadır. Artık geriye doğru e-defter dönemini geriye doğru almayacağız dediler. Çünkü mevzuat kurulu almayın demişler. Peki burada sıkıntı ne olabilir? Şimdi Ocak ayı beratımız açılış tasdikiyene geçiyor. Aralık ayı beratımız kapanış tasdikiyene geçiyor. Aradaki gönderdiğimiz beratlarımız da noter tasdikiyene geçiyor, malumunuz. Ben gidip tabii Türkiye'de birçok yerden bu telefonları alınca bizzat randevu aldım, gittim. Onlarla bir toplantı salonunda buluştuk. Dedim ki böyle bir sıkıntımız var. Biz bu Ocak ayı beratını gönderemezsek açılış tasdiki yapmamış oluruz. Dolayısıyla da biliyorsunuz takdir komisyonuna sevk ve KDV indirimlerinin reddine kadar gidebilecek durumlar oluyor. Aksine Danıştay kararları var bu arada. KDV indirimlerinin reddi mümkün değildir diye Danıştay kararları da var. Ama sonuçta e-defter dosyasını ya da o ilk beratı gönderememenin ağır bir yükü var. Şimdi mesela şu anda fark ettiniz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs beratlarını gönderemediniz. Firma açısından büyük bir sıkıntı. Özellikle KDV iadelerinde çok büyük sıkıntı olmaya başladı. Benim başıma geldi. SSK müfettişi bir işçinin şikayeti üzerine bizim firma incelemeye aldı. Defter belgenizi getir dediler. Biz de USB'liye yükledik. Dedik ki bize defteriz. Tamam getirin dedi müfettiş. Sonra bana dedi ki siz dedi Ocak ayı beratını Mayıs'ta göndermişsiniz. Ben buna 121 bin lira ceza yazacağım. Defter belge ibraz etmeme. Yani takip eden ayın, 3. ayın sonuna kadar göndermesi gerekiyor ya malumunuz. Ocak beratını normalde aylık seçmişseniz eğer Nisan sonuna kadar göndermeniz gerekiyor. Ben dedim ki beyefendi 3 aylık seçerseniz Mayıs sonuna kadar gönderme. İşte kanun maddesini bulduk, berat dönemlerini bulduk. İkna oldu. Yani SSK da e-defterlere bakabiliyor. Çünkü defter vergi isteme yetkileri var ve maalesef SSK cezaları vergi cezalarının çok da ağır, uzlaşması yok gibi bildiğiniz konular. Bunu ben bizzat yaşadım. Bir SSK müfettişle bizim Ankara Odası'nın danışma hattını aradı. Dedi ki biz bir defteri incelemeye aldık. E-deftermiş, evet. Ama dedi biz bu defteri açamıyoruz. Ben de size yardımcı olmaya çalıştım. Şu programı indirin, defter görüntüleyiciyi açın falan gibi yardım etmeye çalışıyorum. Açamıyorum dedi. Dedim ne olacak? Ben dedi bu firmaya işte malum 120 bin lira ceza yazacağım. Dedim ki şimdi burada bir bizim meslektaşımızın başı arayacak. Ben dedim size uzaktan bağlantıyla bağlanayım. Beraber bakalım, beratları beraber açalım dedim. Şimdi bizim meslektaşımız berat dosyalarının PDF çıktısını götürmüş. Kağıt çıktı almış. SSK müfettişi de bu kağıtları açmaya çalışıyor. Yani iki taraflı. İki taraflı. İki taraflı. Yani o da onu... İzin mi yazacaksınız siz? Evet. Ya henüz e-defterde bu seviyedeyken mesela mali mühürler çok başımızı artmaya başladı. 12 değişik akis var. Bir tanesini yüklüyorsunuz, Java'sını kuruyorsunuz. Diğer deftere geçtiğiniz zaman başka bir mali mühür Java'da takılıyor, gönderemiyor. Evet. Tekrar akisi siliyorsunuz, Java'yı siliyorsunuz, tekrar akisi yüklüyorsunuz, programı yüklüyorsunuz gibi. Bizim hepimizi Java uzmanı, bilişim uzmanı haline getirdiler maalesef. Halbuki bir tane standart bir mali mühür olsa, standart bir Java'sı olsa onu kursak göndersek keşke. İkinci sıkıntı şu, ben tabi bunların hepsini ilettiğim için söylüyorum. Mali mühürünün malumunuz 3 yıllık bir süresi var. 3 yıl sonra yeniden almak gerekiyor. Yani neden yeniden alıyoruz? Hem ülke ekonomisine zarar. Niye çöpe atıyoruz ki? Bu arada çöpe atmayın. Onunla ilgili anında anlatacağım size. Şimdi 3 yıl sonunda unutulabiliyor bu tarihler. Herkesin değişik tarihi olduğu için bizim ofise biz Excel tablosu yaptık. Takvime alarm kuruyoruz. Aman şunun mali mührü bitti. Bunun e-imzası bitti. Öbürünün yönetim kurulu kararı bitti gibi. Bir tanesinde biz başvurduk. Gelmesi gecikti. Biz başvurunca mali mühür gelmedi. E-defteri göndermemiz gerekiyor. Heyecanlandık. Kamu sertifikasyon merkezi bir tane kurye ile anlaşıyor, kurye firmasıyla. Telefonlarını vermiyor. Yani sadece kuryenin konumunu görebiliyormuşuz. Biz iki araba, bizim gençler kurye aramaya çıktılar yola. Konum görüyorlar. Abi diyor biraz önce solumdan geçti, yakalayamadım diyor. Defterin son günü. Hakikaten ben bunu bizzat bizim ofiste yaşadım. Şurada mıdır, burada mıdır derken akşamüstü bir dürümcü yakalayıp gelmişler. Adama diyorum ki bizim mali mühür nerede diyorum. Abi ben dürümcüyüm diyor. Dedim bırak şimdi dürümü, şu bizim mali mühürü ver dedim. Umudumuzu kestik akşam 7.30'da. Bizim arkadaş evine giderken tesadüfen kuryeyi buluyor. Beni arıyor sevinçli bir sesle. Abi mali mühürü buldum. Tekrar biz ofise döndük. O saatten sonra e-defterleri yaptık. Hani bizi bu hallere getirmeye gerek yok. Bir şeyin günü dolmuşsa ücretini ödersiniz kredi kartına, değil mi? Sistem otomatikman uzatır. Bu kadar zor olmaya gerek yok. Niye bu kadar çok çeşit mali mühür çeşidi var onu da anlamış değilim. Cihazlar da bozuk geliyor. Bu arada çok doğru bir şey söylediniz. Ben en son e-defteri gönderirken şöyle bir şey yaşadım. Ocak defterini gönderdim. Şubat defterini gönderirken mali mühürü görmedi.
Tabii hemen bildiğimiz yöntemleri denedik. Öbür bilgisayar, o da olmadı öbür bilgisayar, o da olmadı öbür bilgisayar. Sil, tekrar yükle. Sonra aklıma şey geldi, dedim bu çalışmayacak. Ne yapalım acaba? Eski işte o yüzden atmayın dedim. Eskiden atmadığımız mali mühürleri ben bir poşete koymuştum. Gittim depodan onu buldum. Açtım onun için ama bunlar saat akşam 11'de oluyor. Onun içini söktüm, öbürünün içine taktım, çalıştı. Evet, ondan sonra defteri götür, çalışıyor. Bu arada başka bir sim kartı takarsanız çalışıyor ama biz neden bunlarla uğraşmak zorundayız? Hani mali müşterilerin iş yükü artıyor, neden bu kadar artıyor? İşte kartla uğraşıyorsun, öbürünün mali mühürle uğraşıyorsun, Java ile uğraşıyorsun. Bu yüzden. Şimdi meslektaşlar şöyle bir çözüm bulmuşlar. Diyelim ki Haziran'da başvurdunuz. Diyor ki ben Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs kayıtlarını Haziran'ın başına yaparım. Defteri de oradan yollarım. Olur mu acaba bu? KDV açısından olur. Devletin bir gelir kaybı yok diyor. Olur mu? Olmaz. Dönemsellik ilkesine aykırı. Biz maliyede görüşürken bana şunu söyledi. Üst düzey bir yetkili. Kağıt defter tasdik etsin dedi. Niye bu kadar panik oluyorsunuz dedi. Dedim ki üstad dedim kağıt defterleri biz bir sene önce Aralık'ta tasdik ediyoruz. Hadi geç tasdik ettik Ocak'ta ediyoruz. Sonrası edilmez ki. Yeni dönemde edin dedi. Yeni dönemde Haziran'da tasdik edilmiş bir deftere Ocak ayının kayıtları yazılır mı? Yazılmaz. Ki Vergi Usul Kanunu 509 sayılı tebliğ diyor ki e-defter mükellefleri kağıt ortamında defter tutsalar bile hiç defter tutmamış sayılırlar diyor. Kendi yazdıkları tebliğ bu. Ben yazmadım. O yüzden şu anda net bir çözüm bulamadık. Ben oda başkanımızı aradım. Dedim biz burada çözemiyoruz. Daha üst düzeyden daha yetkili kişilerden randevu istedik. Gidince ben anlatacağım bunları. Yani e-defteri gönderememenin ya da işte o beratları gönderememenin aslında bizim başımızı ne kadar artacağını, bunu geri çekmenin de mali açıdan hiçbir problemi olmaması. Yani hiçbir zararı yok aslında maliyenin. Geri çeksen olur sanki. İnsanlıktır, unutmuştur. Bir cezası olur. İnsan o cezayı öder. Değil mi? Ama yani unutmamanın, bir şey unutmanın cezasının bu kadar ağır olmaması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, e-defter dosyalarını hani e-faturalarda hatırlatmıştım, iyi saklamamız gerekiyor. Ben belki Erkan bulur o slaytı. Bizim ofiste ayın 21-22'si gibi bir mail atmıştır. Mailin konusu diyor ki faturanız ektedir. Tabii biz faturayı çok sevdiğimiz hemen tıkladık. Tıklanır tıklanmaz 11-12 bilgisayarımız üzerine takılı belleklerle beraber şifrelendi. Adam oraya bir sayaç koymuştu gördüğünüz gibi bizim kendi. Bunu da yayınlamak yasakmış. Bilmiyordum. Kişisel verileri koruma kanunu gereği böyle bir şey başınıza geldiği zaman 3 iş günü içerisinde bildirmez gerekiyormuş başkanım. Ben bilmiyordum. Bu sosyal medya yerini hemen kaldırdık. Bizim odamız ben seçildikten bir hafta sonra hacklendi. Evet maalesef. Bu böyle bir hacklenme başınıza geldiği zaman Bilgi Teknoloji Kurulu'na 3 gün içerisinde dilekçeyle başvurmanız gerekiyormuş. Ne yapıyor? Çözüyor mu? Yok çözmüyor ama bildirmiş oluyorsunuz. Şimdi burada biz kriptolandık. Tabii biz gelişiyoruz. Hackerlar da gelişiyor. Sol üstte gördüğünüz gibi artık para istemiyorlar. Bitcoin istiyorlar. Oraya bir sayaç koymuş. Ben bunu sosyal medyaya koydum. Bir meslektaşım aradı dedi ki hocam o süre sonunda tekrar hackliyorlar haberiniz olsun dedi. Bilgisayarcılar çalışıyor. Biz drive'dan indirdik hiçbir kaybımız yoktu. Tabii ben bunu duyduğum zaman aklıma e-defter dosyaları geldi. Düşünsenize. E-defter dosyaları. Şimdi önce şu pişmanlığı yaşadım. E-defter dosyaları ben niye kendi bilgisayarımı saklıyorum? Adamın dosyası. Biz bunları bir USB'ye yükleyip niye onlara teslim etmedik acaba? Onun pişmanlığı yaşadım. Her bir dönem için ayrı ayrı dava açacağım. Yeminim malimşer raporu alacağım. Programdan analiz raporu alacağım. Bazen mahkeme aksine karar veriyor. En son bir mahkeme karar verdi. Dedi ki sen basiretli bir iş alımı gibi davranmamışsın reddediyorum dedi. Ne yapacaksınız? Hiç yapacak bir şey yok. Mahkeme karar vermiş. Dolayısıyla önce onun pişmanlığını yaşadım. Yani neden insanların bu kadar verisini ben kendi bilgisayarımda bu sorunu alarak taşıyorum. Değil mi? Zaten bir sürü sorunumuz. Ben bazen müşteri diyorum abi diyorum sen öleceksin ben senin daha 5 sene hesabını vereceğim. Öyle değil mi? Yani. O yüzden mesela evrakları da teslim etmek gerekiyor. Defter dosyanı da teslim etmek gerekiyor. Yani bunları tecrübeyle yaşadığım için söylüyorum. Şimdi bir şey kaybolsa sorumlu siz oluyorsunuz. En son Danıştay'ın bir kararı var. Allah'tan dedi ki Danıştay, mali müşteri defteri ve belgeleri saklamak zorunda değildir dedi. Çünkü vergi usulü kanunu diyor ki muhafaza ve ibraz yükümlülüğü mükellefin kendisine aittir. Danıştay da bu yönde daha yeni bir karar verdi. Mükellef de mali müşteri mahkemelik olmuş. Mükellef diyor ki mali müşteri sen bunu niye saklamadın, kaybettin benim defterimi. Allah'tan bizim lehimize bir karar verdiler. Dediler ki mükellef kendisine aittir defter ve belgeleri saklamak. İşte bizim arkadaş diyor, alın defterleri diyoruz, almıyorlar, siz de yaşıyorsunuzdur. Dosya, her tarafımız dosya. Arkadaş en son defter saklama bedeli diye bir fatura kesmiş müşterisine. 500 lira artı KDV. 8-10 senede bir arkadaşımız onu yapıyor. Evet.
Adam hemen ofise gelmiş, demiş hayırdır bu faturayı niye kestin? Demiş abi defter belgeleri saklıyoruz. Sen demiş arabanı lastikçileri lastikçiye vermiyor musun? Veriyorum. Lastikçi lastik saklama bedeli almıyor mu? Alıyor dedim. Bizim bir lastikçi kadar değerimiz yok mu? Hemen defterlerini aldı diyor. Ha, gene parayı vermek istemiyor, defterlerini alıyor. O yüzden hani bu kadar şeyin sorumluluğunu aslında üzerimize almamamız gerekiyor. Çünkü ben hakikaten şu Ekrem Bey'i gördükten sonra çok böyle kendi kendime psikolojik olarak zor anlar yaşadım. 10 tane bilgisayarı formatladı bizim bilgisayarcı. Tam o sayacın son saniyesinde tekrar eklendik. Otomatik ek. Ve yüz binlerce dosya çıktı bizden. Yani o dosya kendi kendine türeyen bir dosyaymış. Tabii ben bilgisayarını anlamadığım için. Her bastığımızda tekrar türüyor. Ne yaptık? Bütün bilgisayarları formatladık. Microsoft'u aradık, artık öğrendik. Dedik ya bir şey, her şey yasal olsun, düzgün olsun. Kendimizi lisans attık, tekrar formatladık, şimdi bir cihaz koyduk, firewall koyduk. Ama bunlara rağmen yine eklenmeme ihtimalimiz var mı? Var ya, yine eklenebiliriz. Ama dikkat etmek lazım. Sizin dikkat etmeniz yetmiyor. Ofiste çalışan arkadaşlarımız da dikkat etmesi lazım. O çocuklar da çok yoğun çalışıyorlar. Fatura görünce bir fatura gelmiş diye alıyor. Sonuçta ne oluyor? Mali müşahede için bunların hepsi bir baş ağrısı. Dolayısıyla e-defter dosyalarının ve incelemelerinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Bir veri havuzu oluşturmuşlar. E-defterleri otomatik analiz yapıyorlar. Yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ben gördüm, programda izledim. 2 dakika içerisinde bütün e-defterlerinizi inceleyip analize atabiliyorlar. Onları bir veri havuzuna atıyorlar. Sonra da müfettişlere iş emri olarak gönderiyorlar. Korkutmak için söylemiyorum. İşini yapan maymunlar için hiç korkacak bir şey yok. Keşke şu 7440 sayılı kanun gibi her 2 senede çıkan ve bence mali müşavirlik mesleğinin olması gereken değeri aşağı çektiğini düşündüm, şahsım olarak söylüyorum. Düşündüm. Her 2 senede çıkan bir af kanunları olmasa, o zaman herkes nasıl defter tutuyor? İşte bu ücrette değil ama hizmette rekabet edelim kısmına geliriz diye düşünüyorum. O yüzden e-defter konusu çok çok önemli diye düşünüyorum. E-irsaliye konusu da çok önemli. 10 milyona düştü malumuz. Bazı sektörler için daha da düşük. İşte demir-çelik sektörünü imal ithal edenler için. Bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Çok meslektaştan telefon alıyorum çünkü. Yani hakikaten Türkiye'nin dört bir yanından. Mesela bilgisayar formatlatmış, e-defter dosyaları gitmiş. Şimdi diyor ki ben girer şeyden alırım diyor. Defter beratlarını gönderdiğim site var ya. Yok yok, o siteden alırım diyor. Derim ki üstad o bak o defter değil. Onların bir şifre dosyası. Peki iki, üstadın dediği gibi ikinci nüshalardan alabilir miyiz? Kaybettik, formatlattık. Vermem diyor. İki türlü veririm dedi. Bir mahkeme kararı, iki vergi müfettişinin defter belgeleri ulaşamama yazısını üzerine veririm dedi. Ama orada da bir ilk yaptılar, deprem bölgesinde maalesef bir deprem yaşadık. Deprem bölgesinde olan mükellefler için Maliye Bakanlığı ikinci nüshaları açtı. Onlar defterlerini oradan indirme şansına sahipler. O yüzden inşallah böyle şeyler yaşamadan hayatımızı devam ettiririz diye düşünüyorum. Şimdi bana diyorlar ki mali müşavire ne sormak lazım? Nedir? Şimdi bir tezle ilgili arkadaşın doktora tezinde yardımcı olmak istiyorum. Diyorlar ki mali müşavirlere ne sormak lazım? Diyorum ki bir, ailenize ve çocuklarınıza vakit ayırabiliyor musunuz? Ya da kendinize. İkincisi, bu kadar teknolojik dönüşüm sizce mali müşavirlik mesleğini olumsuz etkiler mi? Başkan konuştu konuşmasının başında. Etkiler mi? Etkiler. Dünyada yok olacağı öngörülen 11-12 tane meslek var biliyorsunuz. Muhasebe, bankacılık, avukatlık deneniyor, hatta %96 başarı elde ediyor yapay zekalar. Ama ben mali müşavirlik mesleğinin bundan sonraki dönemde çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Veri analizi, işte film, mesela muhasebeden biraz böyle işte Express Aktarım gibi programlarla kendimizi kurtardığımız zaman hakikaten biz diğer konularda, müşavir konusunda çok daha verimli olabiliyoruz. Bir de dünya gitgide küçülüyor. Geçen 10 gün önce bizim iki tane firmamıza, bir tanesi İtalyan firma, bir tanesi Rus firma ortak olmak istedi. Başına gelenler vardı ama ben daha önce başıma gelmemişti. Kafamız otomatik çalışmıyor. Bizim bir firmaya bir teklif geldi. Biz size ortak olmak istiyoruz. Firmalar limited şirket. İşte anonim şirketi çevirmemiz lazım. Firmaya bir değerleme yapmamız lazım gibi. Çünkü yabancılar soruyorlar firmanızın değeri nedir, bilançonuz nedir, işte yatırımlarınız nedir, hatta 3 yıllık, 5 yıllık planlarınız nedir gibi sorular sorular. İşte mali müşavirlik burada. Hem firmaya değer katma, hem de kendimize değer katma. Bırakalım bu fatura işlerini diğer muhasebe programları otomatik olarak işlesin. Biz kendi asıl yapmamız gereken müşavirlik ve danışmanlık işlerini yapalım diye düşünüyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Eğer yoksa ben hepinize teşekkür ediyorum. Ben de size. Buyurun. Teşekkür ediyorum anlatımlarınız için. Zirvenin e-defter saklama modülü
işimize yarıyor diye düşünüyorum. Evet. Hep o modülü kullandığım için evet. Şimdi siz kullanmıyor muydunuz? Ben kullanıyorum. Bizim bir veri kaybımız yok. Yani bizim gene veri, oradan geri çekebiliyoruz. Biz Drive'da kullanıyoruz. Bizim bir veri kaybımız yok. Ama veri kaybı olan çok meslektaşımız var. Ya o defter saklama modülünü kullanmasına rağmen mi? Hayır. Şöyle mesela bilgisayarını mesela program özelinde söyleyeyim. Dataları ayrı bir yerde tutuyor. E-defter dosyanı ayrı bir klasörde tutuyoruz. Tamam. Mesela meslektaşımız hep dataların olduğu klasörün gereğini almış. E-defter bölmüş almamış mesela. Ondan sonra formatlatırken silmiş. Elinde hiçbir veri yok. Evet. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Buyurun. Abi merhabalar. Merhaba. Buyurun. Öncelikle ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben finansman paketini kullanıyorum. Dolayısıyla büromuzda ön taraftan faturaları, işte diğer işlemleri yapıyoruz. Sonrasında muhasebeleştirme kısmını yapıyoruz. Bu dönüşüm kısmı direkt sadece genel muhasebeyle alakalı. Yani bunu ön tarafa doğru, işte mesela faturayı indiriyorsunuz ya. Evet. Bunu fatura modülüne, işte bankayı banka modülüne. Yani böyle bir çalışmanız var mı? Yani direkt hemen genel sorun. Muhasebenin içinde hemen fişte sorun. Yapıyorsunuz. Buyurun. Yani ben sadece muhasebecilik kısmını yapmak istemiyorum. Ön tarafı indirip kontrol kısmını da burada halletmek istiyorum. Size şu mikrofonu verir misiniz? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Şimdi ürünle ilgili sorularınız varsa Sertan Bey cevap verecek. Çok az bir Erkan Bey tamam. Sunumu tamamlansın. Ondan sonra soru cevap kısmında ya da birebir de beraber şeyler yapalım. Alper Bey'e sorun. Buyurun başkanım. E-defterle ilgili meslektaşlar şöyle bir şey soruyorlar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs geldik. Şubat ve Mart ayında hiçbir işlemi yok firmanın. E-defteri gönderecek miyiz? Evet, çok güzel bir soru. Hatta şöyle bir soru sordu o gün bir meslektaşımız. Bizde hiçbir kayıt yok. E-defteri gönderecek miyiz dedi. Hiçbir işlemi olmasa bile E-defter mükellef olmuşsanız ayrıca E-defterleri göndermeniz gerekiyor. 3 aylık tercih. Dönem tercihidir ama defterleri aylık aylık gönderme. Hiçbir kayıt olmaması bence mümkün değil. Neden? Çünkü bir KDV tahakkuk olması. Değil mi? Hani hiçbir kayıt olmaması mümkün değil. Hiçbir işlem yokken KDV tahakkuku olmuyor. Bakın arkadaşlar KDV mahsulunu Ocak sonu yaptınız. Şubat'ta herhangi bir alış ya da satışınız yoksa tamam. KDV tahakkuku bir ters daha. Ters yapın başkanım. 190-190. Hiçbir kayıt olmadan e-defteri kabul etmiyor çünkü. Yani evet. Boş kayıtları e-defter kabul etmiyor. O yüzden 190-190 aynısını bir meslektaşımız daha sormuştu bana telefonla. Dedi ki bizim hiçbir işlemimiz... Efendim? 190 da 0 diye. Tamam. Ocak'ta ödemesi çıktı, kapandı diyorsunuz. Evet, o zaman 001 diye bir kayıt yapıp 0... 7440'da öyle yapmadınız. Bazı beyannameleri kabul etmedi kıyaslamada. Boş bıraktığınız zaman kabul etmiyor. 0001 yazınca kabul ediyor. Doğrusu yani, göndermeyip... Mart'ta varsa işlem Mart'tan devamı değil midir? Başkanım. Yani kağıt defterde bunu yaparken. Evet. Neden e-defterde bunu yapamıyoruz? Neden doğru. E-defterde olmasın? Evet. Geri dersi başkanlığı bununla ilgili bir kılavuz yayınladı. E-defter kılavuzu. Siz de görmüşsünüzdür. E-defter kılavuzu da diyor ki e-defterleri mutlaka aylık aylık göndermeniz gerekiyor. Çünkü her ay için bir noter tasdiki gibi davranıyor. Aslında kağıt defterlerde böyle bir hüküm yok biliyorsunuz farklı olarak. Açılış kapanış tasdiki var. Esnek kapanış tasdiki de yoktu. Ama e-defterlere özel açılış tasdiki kapanış tasdiki var. Bir de aralardaki her ay beratında noter tasdiki sayıyor. Dolayısıyla hiç kayıt olmadan çok doğru, e-defteri kabul etmiyor ama bir kayıt yapıp o da doğru. KDV ödemişse ve devreden KDV'si yoksa o da doğru ama 001 diye bir kayıt yapıp en azından e-defteri vergi tahakkuk edebilir. 194 lira. Mali müşavir hakkınız da mı düzenleniyor? Yani onu düşünün. Ücretsiz mi diyor mali müşavirlik yapıyormuş? Hadi bakalım. Ortaktan 100 lira. Buradan bir soru daha var üstad. Buyurun. Buyurun. Ama soru aslında çok çok doğru bir soru. Bize de çok geliyor bu soru. Doğru bir soru. Arkadaşlar ücret almadığınız ay yok mu? KDV gerektirmeyecek. Her ay düzenli mi alıyorsunuz? Ne yapalım? Hanımefendi diyor ki mesela hiçbir işlemimiz yok. KDV beyannamesini vermiyor muyuz diyor. Veriyoruz. Ortaktan buyurun. Olarak bunu almadığı için soruyorum. Evet sistem almıyor. Başkan doğru. Aslında başkanımız bir soru sormuyor. Bir hataya dikkat çekiyor. Geri dersi başkanlığı bu kurguyu yaparken e-defterleri aylık olarak mutlaka istiyor ama defterleri isterken de mutlaka orada bir tane bile olsa bir kayıt istiyor. Ben de size olmayan bir kaydı yapmayın diyorum o da başkan olarak. 001 bile olsa. Öyle bir kayıt yoksa. Disiplin suçu, sorumluluğunuza olan bir şey. Gelir idaresinin
e-defterle ilgili bu düzenlemeyi yapması gerekiyor. Evet. Şöyle bir şey yapılabilir belki. Onu ben önereyim. Sanırım bu hafta bir toplantımız var. Mesela KDV beyannamesi yaparken diyoruz ya, bu ay beyan edecek bilgim yoktur diye. Belki e-defterde de bu ay beyan edecek bilgim yoktur tıklayıp mali mühürle onu onaylatıp aldırabilir. Geri derse aslında bunu yapmak çok basit. Bir soru vardı. Evet. Buyurun. Alper Bey, iki soru soracağım. Bir de bir katkı yapacağım. Defterlere kayıt olma olayında. Ben e-deftere kayıt olmayı unutmadım ama çok özgüvenden nasıl tarihe müracaat ediyoruz, geriye çekiyoruz gibi rahat davrandım. Ben e-defterlikten beri sürekli e-defter kullanıyorum ve kayıt olduğunuz tarihe istediğiniz tarihi yazabiliyordunuz. Ta ki bu seneye kadar. Evet, Ocak ayında bunu öğrendim. Daha sonra biz yaşadığımız teknik problem, oraya kayıt olamadık. İşte benim bilgisayarımdan, arkadaşım bilgisayarımdan dipten bağlandılar, yapamadılar. Sizin taktiği yaptık. Bu bilgisayar olmadı, şuna geç. En son en kötü bilgisayara geçtik, oradan evet. Kaydolduk. Hemen güncellemeleri kapatacaksınız orada. Ondan sonra dilekçeyi verdik, geriye doğru çekilecek diye bekledik. Çekilmedi. Çekilmem. Bu süreçte bize şunu önerdiler. Mevcut defter tasdik etmek olmaz. Önceki yılın defterini devam tasdiği yapıp devam tasdiğine kaydedin. Ocak ayında. Yer yoksa? Yer yoksa işte sıkıştıracağız. Ocak bir şekilde onu ayarlayacağız. Ocak ben ayında bunu fark etmişseniz özellikle doğru. Özellikle arkadaşlara bunu öneriyorum. Yeni tasdik hem disiplin suçu hem yapamazsınız. Bir de biz malum şairler defterlerdeki kayıtlardan beyanname vermek zorundayız. Dolayısıyla devam tasdiği yaparlarsa size devam tasdiğini zamanda yapmamaktan ve özel suçluk cezasıyla işten sıyrılabilirler. Zaten şöyle bir olay da var. E-deftere geçme zorunluluğu var. Ben oraya kaydolmayı unuttuysam bile sen beni oraya kaydetmek zorundasın. Ben kabul etmiyorum diyemez bence. O da ayrı bir hukuki boyut, çok önemli. Niye bu kadar zor? Mesela olmamalı. Yani, ev faturaya veya arşiv faturaya interaktife gidersen başvurabiliyorsunuz. Oraya bir de e-defter koyun, adam tıklasın başvursun. Niye yok, bu kadar zaten zorlaştın? Zaten zorunluluktan geçiyorsun. Niye kabul etmiyorum diyorsun. Hukuken de orada bence çok bir şey yapamazlar ama. İşte o gün bir meslektaşımız şunu söyledi. Dedi ki bize ceza yazamazlar dedi. Yazamazlar. Neden dedim? Çünkü bunun önce bize bir ihtar yazısı yazacak. E-deftere geçmen evet. Gerekirken geçmemişsin diyecek. Onun üzerine bize süre tanıyacak, geçecek. Hayır öyle değil. Eskiden Maliye Bakanlığı yayınladığı tebliğlerle yapıyordu. Bu cezaları öngörüyordu. Sonra biz mali müşavirler hep onları dava edip kazanıyorduk. Ne diyorduk? Diyorduk ki kanunsuz bir ceza olmaz. Bu ceza kanunu geçmiyor. Malum biliyorsunuz. Hepimiz yapmışızdır. Şimdi artık Maliye Bakanlığı kanun çıkarken cezasını içine koyuyor. O yüzden mesela BABS ve gerçek faydalanıcı formlarında da öyledir. Belli bir tarihe kadar mahkemeye kazanabilirsiniz ama belli tarihten sonra kanun içine koydular, kazanmaz mümkün değil. Aynen. Bir de sorum şöyle. Mesela araç alımı satımı yapanlar dedik. Mesela tekstil firması var. Adam küçük dükkan, 300 bin lira cirosu var. Evet. Adam zamanında araba alacağım, satacağım diye yazmış. Arkadaşta bildirimde bulunmuş ama evet. Araba satmamış. Evet. Şimdi onunla ilgili ben bu tekstil cirosu 600 bin lira. Bu adama deftere geçecek mi, geçmeyecek mi? Geçecek. Ama ana faaliyeti tekstil. Geçecek. Ben de geçirdim. Aynı soruyu ben sordum Maliye Bakanlığı'na. Mesela inşaat firmaları. Dedi ki Maliye Bakanlığı'ndaki yetkili, siz dedi pandemi döneminde herkesi dedi inşaatçı yaptınız dedi. Yaptık. Değil mi? Hani inşaat olunca nece konuda sokağa çıkma serbestliği vardı ya. O yüzden dedi biz bak bunu yaptığınızı biliyoruz dedi. O yüzden geriye doğru nece kodu değiştirmeyi kabul etmiyoruz dedi. Dolayısıyla meslektaşlarımız haksız mı? Ben evet. Haklılar. Şöyle bir uyarıda bulunuyorum. Mutlaka kontrol edin. Müşterilerinize zamanında sizden önceki mali evet. Müşavirler. Orada yaptığı cinanın bir önemi yok. Evet. Ona çok dikkat edin. Problem yaşamayın. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlgiyle dinlediniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e-mükelleften bahsetmek istiyorum biraz da. Hemen ardından sorularınızı yanıtlayacağız. Ardından da çekilişimizi gerçekleştireceğiz. E-mükellefle ilgili olarak ben ilk etapta şu şekilde bilgi paylaşayım. Aslında mali müşavirlerle mükelleflerin arasında köprü görevi gören yardımcı ek bir program. Ama içeriği çok kalabalık olan bir program. Ben onun için öne çıkan birkaç tane özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi e-mükellefi satın alan bir mali müşavirimiz internet siteleri üzerinden farklı farklı kanallardan her mükellefi için ayrı ayrı yaptığı sorgulamaları toplu olarak gerçekleştirebiliyor. Yani vergi evraklarını, SGK evraklarını, tebligatları ya da diğer evrakları toplu olarak e-mükelleften sorgulayıp sisteminize indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda indirmiş olduğunuz bu evrakları eğer isterseniz
isterseniz SMS yoluyla, eğer isterseniz mail yoluyla, eğer isterseniz de WhatsApp aracılığıyla toplu bir şekilde müşterilere gönderebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir evrak göndermenize gerek kalmadan müşterilere hatırlatmaları direkt olarak e-mükellef aracılığıyla yine istediğiniz kanal üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela WhatsApp'tan tüm müşterilere toplu bir şekilde KDV'nin son günü yazıp gönderebiliyorsunuz. Bununla birlikte programı satın aldığınız zaman sizin adınıza tercih ettiğiniz istediğiniz bir alan adıyla internet sayfası kuruyoruz. Yani kurumsal imajınızı artırıyoruz. Burada sizin kendi adınıza kurulmuş olan tamamıyla profesyonel bir web sayfanız oluyor. Web sayfanız içerisine mükellefler giriş yaparak sizin sisteminize o firma için yüklenmiş olan tüm evrakları kontrol edebiliyorlar. Mesela siz beyannameleri, tahakkukları indirdiniz diyelim ki A firmasına açmış olduğunuz kullanıcı giriş yapıp indirdiğiniz tüm beyannameleri, tahakkukları, SGK evraklarını siteden görebiliyor. Ya da direkt olarak sizin internet siteniz üzerinden girip borcu yoktur yazısı alabiliyor bu sayfalar aracılığıyla. Ve mobil uygulamada kullanılan bir programdır e-mükellef. Yani hem mali müşavirlerimiz hem de mükellefler cep telefonlarını yükledikleri uygulamayla e-mükellefi aktif olarak kullanabiliyorlar. Bir de şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. E-mükellefin yardımcı programları da bulunuyor. Dediğim gibi hani şu anda çok fazla detayına girmeyeceğim ama yine öne çıkan bir tane özelliği var. Mesela e-arşiv fatura kesen mükellefleriniz size gelip faturaları nasıl keseceklerini soruyor olabilirler ya da sizden faturaları kesmenizi rica ediyor olabilirler. E-mükellef kullanan mali müşavirlerimizin tüm mükellefleri bizim mobil uygulamamız aracılığıyla cep telefonlarından e-arşiv faturalarını kesebiliyorlar. Sadece e-arşiv faturaları kesmekte de kalmıyor. Aslında birçok ek özelliği de var bu programın. Normalde ücretli olarak sattığımız bir program ama mali müşavir e-mükellef kullanıyorsa müşterileri de direkt olarak ücretsiz erişim yapabiliyor. Programa mesela cari bilgilerini adres bilgilerini kaydedebiliyor, stok bilgilerini kaydedebiliyor. Bunun gibi birçok özelliği bulunmaktadır e-mükellef programımızın. Ben hani aktardığım bilgileri pekiştirmesi adına sadece internet sayfası üzerinden birkaç tane de görsel göstermek istiyorum e-mükellef için. Biraz önce bahsetmiş olduğum internet sayfası için örnek bir dizayndır mesela şu anda ekranda görmüş olduğumuz sayfa. Sayfayı aşağı doğru indirdiğimizde burada e-arşiv fatura uygulamamızla ilgili olan sayfamız, detayımız da bulunuyor. Yani mükellefleriniz e-arşiv faturalarını cep telefonları üzerinden kolay bir şekilde kesebiliyorlar. Bununla birlikte ekranımızın sol tarafında e-mükellef girişi diye bir butonumuz var. Mükellef bu alan üzerinden giriş yaptığı zaman şu anda gördüğümüz sayfayla karşılaşıyor. Sayfaya giren mükellef öncelikle sayfanın sağ üst tarafında muhasebe borcunu görüntüleyip buradan online olarak ödemesini kredi kartıyla yapabiliyor. Bununla beraber sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman burada bir mükellefe lazım olabilecek tüm evraklar otomatik olarak yüklenmiş oluyor bu alana. Ve mükelleflerin bu ekranlara giriş yapması için şifre vermeniz haricinde yapmanız gereken farklı bir işlem yok. Mükellef buradaki koordinasyonu kendisi otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bir de son olarak yönetim panelini göstermek istiyorum e-mükellef için. Şu anda görmüş olduğumuz ekran mali müşavirlerimizin kullanmış olduğu ekrandır. Ekran kullanımlarını kolaylaştırmak adına ortak tasarım kullandık birçok sayfada. Yani siz e-mükellef aracılığıyla beyannameleri de kontrol etseniz, evrak da indirseniz kullanmış olduğumuz birkaç tane dizayn bulunmaktadır. Tek sayfa içerisinden, tek dizayn içerisinden farklı farklı kaynakları kullanıp e-mükellef aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bununla birlikte kolay kullanım özelliği de bulunmaktadır. Ekranın mesela üst kısmında bir arama butonumuz bulunuyor. Özellikle yeni kullanmaya başlayan mali müşavirlerimiz için sunmuş olduğumuz bir hizmet. Mesela buradan herhangi bir menünün, herhangi bir işlemin nerede olduğunu unuttunuz. Direkt olarak anahtar kelimeyi yazdığınız zaman o kelimenin geçtiği tüm modüller ekranlarınızda görüntüleniyor. Modüllere ulaşabiliyorsunuz. Evet, gönderebiliyorsunuz. Yani e-mükellef üzerinden sadece tahakkuk da değil, beyannameleri, tahakkukları, tebligatları yani SGK evraklarını sisteminizden toplu sorgulayıp toplu indirebiliyorsunuz. Toplu olarak da WhatsApp, e-mail, SMS yoluyla gönderebiliyorsunuz. Şöyle e-mükellef web tabanlı olarak çalışan bir program. Yani başlı başına bir firmadır e-mükellef. Ürünün adı da aynı zamanda e-mükellef. Direkt olarak internet tarayıcısı üzerinden kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi yardımcı programları var ama web tabanlı çalışan harici bir programdır.
Zirveyle şöyle, grup firmamız olduğu için şu anda entegrasyonu yok ama yakın zamanda birebir entegrasyonları yapılacak Zirve yazılımına. Evet, Irgat da bizim grup firmamız. Aslında emükeli... Ben de Irgat var. Ama orada olmayan şeyler var herhalde. Doğru, aralarında ufak farklılıklar söz konusu. Onu da yine soru yanıt kısmında yanıtlayalım. Direkt olarak hani spesifik sormak istediğiniz alanlar. Evet. Aslında birebir aynı değil. Emükelif'in farklılıkları var. Kesinlikle, kesinlikle farklı özellikleri var. Ama Emükelif için şu bilgiyi de paylaşmak isterim. Yani aklında soru işareti olan katılımcılarımız olursa eğer. Şimdi dediğim gibi programın içeriği aslında çok kapsamlı. Sadece öne çıkan özelliklerinden bahsettim ama ücretsiz demolarımız başlayacak yakın zamanda. Ya da programı satın aldıktan sonra online eğitimlerini düzenliyoruz her hafta. Bu eğitimlere katılabilir, demolarımıza katılabilir. Daha yakından da görebilirsiniz programımızı. Onun için iş ortaklarımız destek verebilirler size. Birazdan o konuyla ilgili olarak da yine bu alanda yardımcı olalım. Şimdi şu ana kadar aslında seminerimizin bir nevi sonuna yaklaştık. Ben kısaca bir özet geçip hemen ardından sözü sizlere bırakacağım. Sizlerin sorularını alacağım. Şimdiye kadar hep mükelleflerin aslında fatura kesmesiyle ya da bir banka hesap hareketiyle birlikte başlayan süreçte mali müşavirlerimiz için sunmuş olduğumuz ekspres aktarım, paraşüt atlas ya da online banka entegrasyonu gibi modüllerimizden bahsettik. Ve muhasebede dijital dönüşüm işlemlerinin son adımı olarak aslında emükellef programıyla bu işlemleri, bu dönüşümleri nasıl tamamladığımızdan bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sertan Bey'i şimdi sahneye davet edeceğim. Sorularınızı alacağız. Hemen ardından da çekilişimizi yapacağız.